açısından böyle bir söyleşi yaptık. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Tabii sizin hayatınızla ilgili merak ettiklerimiz var. Çocukluk, gençlik yıllarıyla başlayalım isterseniz. Nerede doğdunuz, çocukluğunuz nerede geçti, ailenizde sizi en çok etkileyen kişi kimdi, nasıl biriydi? İsterseniz yavaş yavaş bunlarla başlayalım. Evet, çok teşekkür ederim. Bana da böyle bir fırsat verdiğiniz için beni onore ettiniz. Tınaztepe Üniversitesi'nin başta rektör efendim ve dekanımız olmak üzere Esra Hanım ve Mustafa Bey'e çok teşekkür ederim. Tabii ki üniversitenin kurucusu Sayın Bektur'u da selamlarımı iletiyorum ve çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Umarım sıkılmadan güzel bir sohbet olur. Şimdi sorunuza gelince 26 Kasım 1951'de Akhisar'da doğmuşum. Bir perşembe sabahı saat 8.30'da rahmetli anacığımın annemin ifadesine göre böyle. Fakir bir aile ama çok fakir değil, onu hatırlayabiliyorum. Bir fakir bir ailenin çocuğu olarak işte Akhisar'da ilkokulu okudum ama bu arada fakirlikle ilgili bir şey söyleyeyim hemen. Çok otomat olmasın. Bir gün annem kahvaltıda benim çay bardağıma şeker koydu. Fark etmemiş, babam da koydu. Çok iyi hatırlıyorum bu anı, hiç unutmuyorum. Düşün, ilkokula başlamamışımdır diye düşünüyorum. Dediler ki bunu yarısını karıştıralım şekerin. Yarısını da yarın sabah, öbür gün sabah içer dediler. Hakikaten çayı koydular. Şekerin yarısı karıştı, dibinde yarısı kaldı. Ve sonra bardağı kaldırıldı. Efendim o küçücük odada yerde yediğimiz mutfak bir hasırın üzerinde. Ertesi gün aynı bardaktan ben yine o şeker harcanmasın diye tekrar çayı içtim. Neden bunu söyledim? Çok çarpıcı bir şey. Yani iktisat yapıyorlardı. Şartlar o kadar iyi değildi falan. Bunu bile düşünebiliyorlardı. Bir kaşık şeker zebil olmasın, boşa gitmesin. Yani böyle bir koşulda. İlkokul Akhisar'da Misaki Milli İlkokulu efendim. 1963'te bitirdim. Ondan sonra da ortaokul safhası var ama burası çok önemli, ortaokul meselesi. Hayatımda bir köşe noktalarından, köşe taşlarından bir tanesi, kilometre taşlarından bir tanesi. Öğretmenimiz, Allah rahmet eylesin Fahriye Hanım, sınıftan 6 öğrenciyi seçti. O zamanki adı Bornova Maarif Koleji'ne efendim imtihana sokmak üzere. Şimdiki adı BAL. Bornova Anadolu Lisesi şu andaki adı. O zaman Bornova Maarif Koleji'ydi adı. Efendim ben sizi oraya göndereceğim dedi, siz orada okuyun dedi. Akhisar'da değil, orada okuyun diye. Fakat bunlardan dördü hocanın kurslarına girdi ve imtihana gitti. İkisi girmedi. Ben girmedim imtihana. Hocanın açtığı kursa da gitmedim, çalışmaya da gitmedim. Bir de bir arkadaşım da. Sebep de şu, babam dedi ki oğlum sen İmam Hatip'e gideceksin. Efendim Diyanet İşleri Reisi olacaksın. Babam bu arada söylemedim. Küçük bir esnaflık yapıyor ama aynı zamanda din görevlisi. Bir caminin müezzini. Dindar bir aile. Ama yobaz değil. Onu çok net söyleyeyim. Atatürk'ün ilkelerine, Cumhuriyet'in ilkelerine sen dedi İmam Hatip'e gideceksin dedi. O yüzden dedi senin dedi şey bu imtihana girmene gerek yok dedi. Tamam. Peki ben pek İmam Hatip falan çok anlayamıyorum o dönemde. Sonuçlar belli oldu. Arkadaşlar işte kazandı. Dördü arkadaşlar kazandı. İmtihana giren hocamız çalıştırdı. Dördü bizim çalıştılar. Fakat öğretmenim bana dedi ki sen dedi İmam Hatip'e gitme dedi. Ben çocuğum işte ilkokul bitirme safhasında olduğum bir çocuk. Ne yapacağım efendim dedim. Sen babana söyle ben İmam Hatip'e gitmeyeceğim diye söyle dedi. Seni vermesin dedi. Ben babanla konuşurum dedi. Baba dedi ben İmam Hatip'e gitmeyeceğim. Oğlum neden falan işte ben dedim istemiyorum dedim. Ben dedim arkadaşlarım dedim İzmir'e gidiyorlar okuyorlar dedim. Ben de İzmir'e gideceğim dedim. Ben de okuyorum ama ben İmam Hatip'e gitmeyeceğim dedim. Çok enteresan bunu yapabildim yani. Babam öğretmenle görüştü falan filan. Tamam dedi seni o zaman normal ortaokula verelim dedi. Ben de Akhisar'da okumam. Arkadaşlarım dörde gidiyor İzmir'de okuyacak. Ben dedim İzmir'de okuyacağım dedim. Uzun lafın kısası sonunda işte baktı en makul okul İzmir'de iyi bir okul. Buca Ortaokulu. Yatılısı 1550 lira o dönemde. Bornova Maarif Koleji'nin yatılısı yıllık 1800 lira. Özel Türk Koleji 3600 lira. Bunları o günden çok iyi hatırlıyorum. Çünkü hayatımda çok önemli noktalar. 1550 lira olan efendim Buca Ortaokulu yatılılığı. Buca Ortaokulu öyle başladık.
Akser'den sonra. 63-66 arası Buca Ortaokulu. Buca Ortaokulu'ndan sonra da Atatürk Lisesi, İzmir'in hala çok iyi bir lisesi. Yıllardan beri 1888'de mükemmel bir lise. Dolayısıyla ondan sonra İzmir Atatürk Lisesi'ne başladık. İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra cerrahi asistanlığı. Belki oraları biraz sonra soracaksınız, açacağız. Nasıl oldu, nasıl bitti. Ve ondan sonra da efendim en sevdiğiniz ders, sizi çok etkileyen bir öğretmen, yani bu tıp fakültesini hatta yönlendiren biri oldu mu? Çok sizi etkileyen, hayatınızı etkileyen bir öğretmen ya da birkaç öğretmen tabii. Şimdi tabii ki Fahriye Hocam ilkokul öğretmenime hayran olduğum bir insan. Saygım, sevgim çok yüksek. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bunu çok içten söylüyorum. Onun dışında Atatürk Lisesi'ndeyken etkilendiğim iki hocam vardı. Birisi matematik hocası İrfan Barış. Birisi de Selahattin Öktem, fizik hocası Püf lakabıyla bilinen iki hoca. İrfan Hoca beni çok etkilemiştir. Her gün takım elbise, beyaz gömlek, kravatla okula giren bir hoca. Gerçekten benim bende etkisi çok büyük. O yüzden ben de kendimi bildikten sonra hemen hemen meslek hayatımda hep genellikle öyle giyinmeye gayret göstermişimdir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kişilik olarak çok etkiledi. Hatta bir ara matematik öğretmeni olmayı da düşündüm onun sayesinde. Doktor olmayı da babam çok istiyordu ta başından beri. Şeyden sonra, İmam Hatip'ten vazgeçtikten sonra artık babam da doktor olmamı çok istiyordu. Doktor mu olalım, öğretmen mi olayım düşünceleri bir ara taşıdım. Daha önceden bir hakim olma isteğim vardı. Allah rahmet eylesin, Yargıtay hakim oldu. Akhisar'dan hakim bir dostumuz vardı, baba dostu. Ondan çok etkilenmiştim. Yani ben sonuçta üç şey olmak istiyordum. Yani hayatta düşündüğüm şey, hakim olmak istedim. Babama göre Diyanet İşleri Reisi olacaktım. O geç, onu ben saymıyorum kendimden. Hakim olmayı düşündüm. Matematik öğretmeni olmayı düşündüm. Ve tabii ki doktor olmayı düşündüm. Lisenin artık ikinci, üçüncü sınıfta hemen hemen netleşmişti kararım. Ve doktor oldum, kısmet oldum. Hangi öğretmen etkiledi derseniz, mesleği yönlendirmek açısından değil ama kişilik olarak, tarz olarak, ahlaki değerler olarak, duruş olarak rahmetle anıyorum. İrfan Barış Hocam, matematik öğretmenim, bende çok büyük etkisi var diye düşünüyorum. Evet. Hocam sonra tıp fakültesi kararı nasıl oldu? Nasıl tıp fakültesi? Şimdi artık lisede okurken aşağı yukarı belli oluyor. İnsanlar şunu seçecek, bunu seçecek, bunu istiyorum falan filan da. Ben de hemen hemen babamın etkisi var. Kendimi artık düşünebilmeye başladım tabii ki lise yıllarında. En iyi konu değerlendirdikten sonra tıp fakültesine girmeye karar verdim. Dolayısıyla da imtihanlar vesaire sonuçta da ilk kayıt yaptırdık. Hacettepe Kayseri Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Çünkü o zamanlar her üniversite kendisi kayıt açıyordu. Hacettepe puan çok yüksekti. Değil mi hocam o zamanlar? Ayrı sınavlar yapılıyordu sanırım. Evet, bir genel sınav vardı ama puanına göre kayıt açıyorlardı. Siz müracaat ediyordunuz o fakülteye. En yüksekten itibaren alıyorlardı. Ben tabii Hacettepe meşhur bir okul. İlk defa da Türkiye'de her sene o açardık kayıtları, ön kayıtları. Ben oraya kayıt yaptırdım ama Hacettepe'nin kendisine değil de Kayseri Tıp'a puanım yetti. Kayseri Tıp'a kayıt yaptırdım ve ben hatta 13 gün okudum. Hacettepe'ye gittim, başladık da. Erken başlıyordu Hacettepe o sene. Ege'de ismim çıkınca ben hemen apar topar aldım evraklarımı Hacettepe'den. Kayseri Tıp bölümü ama onu söylüyorum. Ege'ye geldim. Bu sene 1969 senesinde oldu. Ve Ege'de tabii ki kendi memleketim. Ege'de bitti. Olay böyle geçti. Başka soru varsa tıp alırım tabii yani. Evet.
Hocam tıp fakültesi peki beklediğiniz gibi miydi? Yani başladıktan sonra daha zor muydu, daha kolay mıydı? Nasıl? Evet. Şimdi tıp fakültesi aslında kolay geldi. Bu tabii lise safhasını biraz çabuk geçtik. Atatürk Lisesi gibi liseden sonra tıp fakültesi yani laylaylam laylaylam yani ders girme işte girmeyebiliyorsun falan filan çok bana kolay gelmişti. Çünkü Atatürk Lisesi'nde çok enteresandır ben 3 sene bitirdim. Enteresan derken o dönemde 3 senede bitirenlere naylon diyorlardı. Yani esas Atatürk Lisesi 4 sene evvel bitirmez falan. Kalınırdı falan. Evet. Dolayısıyla o ağır bir liseden sonra tıp fakültesi bana çok zor gelmedi açık söylemek gerekirse. Ve Atatürk Lisesi'nde bir şey daha var. Burada çok aklıma geldi şimdi siz onu söyleyince. İlk sene Buca'dan, ortaokuldan sonra parlak bir öğrenciyim Buca'dan, ortaokuldan Atatürk Lisesi'ne geldim. Yine parlak olacağım sandım. 7 tane zayıf geldi karneye. 4 tane 4, 3 tane 3. Çok enteresan. Son derece başarılı bir çocuk. İlk sene 7 tane zayıf. Neyse ben aşırı bir çalışmayla, bir gayretle düzelttim ve ikmale kalmadan bir kısım öğretmenler kurulu kararlı o performans üzerine herhalde o kararı aldılar. Yine ikmale kalmadan geçmiştim. Yani Atatürk Lisesi zor bir okuldu. Atatürk Lisesi'nden sonra tıp fakültesi beni aşağı bakarsanız çok zorlamadı o bağlamda. O zaman demek ki disiplinli bir eğitim lisede, üniversitede sizi gerçekten çok rahatlatıyor anlamına gelir değil mi hocam? Evet, evet çok önemli tabii ki. Tabii ki. Hocam, söylediğiniz ders staj tıp fakültesinde hangisiydi? Tıp fakültesinde okurken en sevdiğiniz staj hatırlıyor musunuz? Ondan? En sevdiğim ne? En sevdiğiniz ders veya staj tıp fakültesinde hangisiydi? Şimdi cerrah olmak istiyordum. Şimdi cerrahi havalı bir şey. Ameliyatlar falan filan böyle çok fiyakalı, keyifli bir şey gibi görüyordu o zaman. Ama cerrahi stajını sevmiyordum. Sevmedim. En çok sevdiğim dahiliydi. Dahiliydi. Sevişim şu. Birçok şeye bakıyorsun. Gerçek bir hekimlik gibi geliyordu bana. Yani işte muayene ediyorsun, inceliyorsun. Efendim teşhis koyuyorsun falan. Daha keyifli geliyordu ve dahiliye kliniğinde işler daha sanki öğrenci bazlı gibi geliyor bana. Daha çok değer veriliyordu. Dahiliyeyi çok sevmiştim. Ama ben tabii cerrah olmak istiyordum. O cerrahin havası işte o beni büyülemişti o şey. Bu arada çocuk kliniği bizde staj tekrarı veren en çok staj tekrar veren bölümdü. Çocuk hastalıkları stajı. Çok enteresan bir şekilde bana asistanlık teklif ettiler. O zamanlar oluyor öyle. Çünkü TUS yapılmıyordu daha o zamanlar. Bakanlık imtihanı vardı ama TUS değildi o. Üniversiteler İTSAS'a kendi yaptıkları imtihanla asistan oluyorlardı. Ve daha öğrenciyken, stajdayken iyi öğrencilere teklif ediyorlardı. Bana çocuk kliniğinden teklif geldi. Alpan Cur hocamız Allah uzun ömürler versin. Orhan Hoca rahmetli ama Alpan Hoca yaşadığını biliyorum. Yanlış bilmiyorum. İnşallah yaşıyordur. Uzun ömürler versin. O çok iyi hatırlar belki. Neyse. Ama ben çocuk kliniğine gitmek, yani çocukçu olmak istemedim. Sonuçta işte üniversiteye girmek için, üniversitede cerrahiye girmek için çok arzu ettim ama olmadı. Sermet Hoca Allah rahmet eylesin almak istemedi o sene. Çok kalabalıkız. Volonter asistanlarımız falan var diye almayacağım bu sene dedi cerrahiye dedi. Ortopediye gittim. Ortopedi o zaman varsa onunla ilgili bir hikaye var. İlginç bir hikaye var. Anlatayım Gökhan Hoca. Aslında biraz bu o zaman nasıldı bu sınavlar onları da anlatsanız şimdiki gibi tamam. Yok tabii değil mi? Gönüllü çalışıyorsunuz, maaş alınıyor mu? Evet. Şimdi onu anlaşılacak. Bu hikayeyi anlatayım. Yaşadığım şeyi. Şimdi çocuk kliniğini arzu etmeyince ben Alpan Hoca'ya gittim. Hocam dedim siz beni çocuk kliniği istiyorsanız ben dedim cerrah olmak istiyorum. Dedim ortopedi yapmak istiyorum. Dedim. Çünkü çocuk şey genel cerrahi olmayınca almayacağım deyince hoca. Ben de dedim ki ortopediye karar verdim düşündüm. Ortopedi yapmak istiyorum dedim. Bana yardımcı olur musunuz dedim. Olur Mehmet dedi. Bir kat yukarıda hemen ortopedi kliniği. Hiç unutmuyorum.
Gel dedi çıkalım oranın yanına gidelim dedi. Meri Eroğlu hocamız rahmetli izindeymiş yaz günü tabii. Haziran veya Temmuz işte okullar yeni bitmişti. Orhan dedi bu çocuğu biz almak istedik ama dedi, bu çocuk dedi, çocukçu olmak istemiyor. Cerrah ortopedist olmak istiyor. Bunu alın siz dedi. Orhan Süren Hoca dedi başlasın bakalım dedi. O zaman öyleydi. Volonter başlıyorsun. Hiç kayıt kuyut yok. Efendim maaş da yok. Hoca da gelsin ondan sonra konuşuruz falan filan dedi. Olur falan dedi. Yine bir imtihan yapılıyor ama usulen bir imtihan. Sonuçta klinik hocaları karar veriyorlar İSAS'a başlayıp başlamayacağına. Ben başladım. Referanslarla mı oluyor hocam? Nasıl oluyor? Evet. O sınav sizi neden kabul ediyorlardı? Yani referans mı oluyordu? Öğrenciyken mi beğeniyorlardı? Yazları mı gidiyordunuz, çalışıyordunuz? Yani nasıl tanıtıyordunuz kendinizi? Şimdi bir sınav vardı ama esas olarak öğrencilik performansınızı değerlendiriyorlar. Bir de efendim sağdan soldan ne kadar iyi referans veriliyor, torpil demeyelim de sizin aklınızda ne kadar referans veriliyor onlara bakıyorlardı. Bana da işte dediğim gibi Orhan Hoca başlasın bakalım dedi. Bir bakarız dedi. Sınav yapılın dedi. İşte alırız falan gibisinden söyledi. Ama tabii kendisi karar veremedi. Meri Eroğlu Hoca, ana bilim dalı başkanı. Yaz tatili biterken ben bir süre gittim işte. Ne kadar gittim bilemiyorum. Meri Hoca geldikten sonra bana Orhan Hoca dedi ki seni dedi alamayacağız dedi oğlum. Efendim dedim ben dedim işte bir sene çalışırım dedim. Bir sene sonunda dedim imtihanı açıldığında dedim. Ama bu sene imtihanı açmayacağız dediler. Hakikaten o sene kimse girmedi ortopediye. Seneye açacağız. Olsun ben seneye kadar çalışırım efendim dedim. Seneye de imtihana girer kazanırım dedim. Kazanamayabilirsin dediler bana. Çok enteresan. Ya bir senedir çalıştıktan sonra neden kazanmıyorum ortopedi imtihanı dedim. Diğerlerinden daha şanslı olur falan. Belli olmaz falan filan dediler. Aldım ki beni istemiyorlar. Ve ben onun üzerine ayrıldım. Bıraktık tabii. İşte o arada da ben şeye girdim. Sağlık Bakanlığı imtihanı, ihtisas imtihanı. O zaman öyle dedi. Sağlık Bakanlığı ihtisas sınavı diyordu. Ve Buca SSK cerrahi ilk sıraya yazaraktan da kazandım. Buca SSK'da cerrahi ihtisasına başladım. Sonra bir arkadaşım varsa söyleyeyim. Neden bir ortopedi almadılar? Ama bu doğrudur veya yanlıştır. Kimsenin günahını almak istemem. Dediler ki sen çok dindarsın. Ya benim dindarlığım falan yok. Dindar bir aileden geliyorum ama ben oruç falan tutuyorum o zamanlar ama yani ben Atatürkçü, demokrat falan o zaman da efendim bir adamdım. Dediler ki seni dediler doğrudur yanlıştır bilemiyorum. Kimsenin günahını almayalım. Dediler ki seni o yüzden dediler. O zaman hocalar orada biraz daha sol akım vardı. Dediğim gibi kimseyi zan altında bırakmak istemem. Bana bir arkadaşımın ortopediye yakın olan bir arkadaşın ifadesidir bu. Böyle olmuş. Sonuçta ben bu CSSK'da efendim İTSAS'a başladım. Orada bir şey var. Çok önemli. O da hayatımda çok önemli yer etmiştir. Ve ben de bunu bütün öğrencilere ve gençlere söylemek isterim. Rahmetli Metin Kiper cerrahi şefi hocamız. Otur bakalım oğlum şöyle dedi. Oturduk. Sigara içiyor musun? İçiyorum efendim. Bir tane parmak sigarası ikram etti bana kendisi şöyle. Efendim bir de çenisi odasının yan tarafı küçük oda orada çay yaptı benim elime verdi. Otur bakalım dedi. Oğlum dedi iki şey istiyorum dedi. Bir dedi en önemlisi dedi angaryadan kaçmayacaksın dedi. Bu meslek dedi angaryadan kaçarak öğrenilmez dedi. Çok önemliydi. Gerçekten bunun çok faydası gördüm hayata boyunca. Bu iş ya zor mor bana iş faydası olmaz demedim. Mesleğimle ilgili olan her işi atladım ve bunu gerçekten faydasını gördüm. Cerrah adam angaryadan kaçmaz. Doktor adam angaryadan kaçmaz. Daha doğrusu onu söylüyorum. Daha doğrusu sağlıkçı angaryadan kaçmaması lazım. Tabii hakları çiğneniyor şu anda bu ayrı mesele ama prensip olarak sağlıkçıların angaryadan kaçma hakları yok. Öyle düşünüyorum. O adam da bana rahmetli hocam öyle demişti. İkincisi de çok önemli değil orası. Yarın kalkıp da dedi üniversiteye gideceğim diye buradan dedi üniversitede açılan imtihana girmeyeceksin dedi. Burada başladın dedi. Burada bitireceksin dedi. Eğer üniversiteye gitmeyi planlıyorsan dedi, hiç dedi başlama git dedi üniversiteye dedi. Şimdi bir çekişme var. Yani işte devlet şefleri, hocalarıyla üniversite hocaları arasında belki. Belki o sebep oydu. Bu benim yorum ama aynen böyle oldu. Yok efendim dedim ben buraya başlıyorum artık dedim. Gitmem dedim. Hakikaten de artık ondan sonra üniversite yoktuk ama bir taraftan da benim üniversite hayalim var. Hoca olmak istiyorum ben. Yani üniversitede okurken de hem ihtisas yapayım, cerrah olayım, hem de üniversitede kariyer yapayım. O idealim de vardı. O bir ara ertelenmiş oldu bir şekilde. Uzatmayalım.
Cerrahiye'de öyle başladık. Metin Kiper, Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim bir hocamız. Bu Andalya'dan kaçmayacaksın lafı herkesin kulağına küpe olsun. Sağlıkçılar Angarya'dan kaçmaz. Kaçmamak. Evet, evet. Çok önemli hocam gerçekten. Yaptığımız mesleğin özelliği sebebiyle. Peki hocam, nasıl geçti ihtisas yılları? Nasıldı? Beklediğiniz gibi miydi? Zor muydu? İlk yıllar nasıldı? O zamanlar nöbet sistemleri biraz daha ağırdı zannediyorum. Hani şimdikine göre daha fazla bir iş yükü vardı. Nasıldı ihtisas yılları? Böyle. Tabii ki şimdi dinleyenlere çok tuhaf gelebilir, inandırıcı da olmayabilir. Dayak yemeden çıktığımız ameliyat hemen hemen yok gibiydi. Cerrah ihtisas yapmış arkadaşlar bilir. Cerrahinin cerrahlar bilir ameliyathanenin stresli olduğunu falan ama bizimki biraz daha şeydi. Rahmetli hocam çok severim. Allah gani gani rahmet eylesin. Metin Kiper hocam. Asabi insandı. Kendisiyle kavga eder ameliyattı. Neden? O kadar asayı önemserdi ki en ufak bir aksilik olduğu da sinirleri tepesine çıkardı. Dolayısıyla ameliyatlarımız böyle gürültülü geçerdi. Onun yapısından dolayı. Ama dedim ki ameliyatı bittikten sonra da kafası uzatır. Biz kapatırken öp bakalım yanağımdan derdi. Öptürür öyle giderdi. Yani çok sevecen, çok tatlı bir hocaydı. Şunu söylemeye çalışıyorum. O şey hiç koymadı bana. Ameliyattaki o gerginlik, o streslik, efendim o bağırış çağırış falan filan hiç koymadı. Ondan çok şey öğrendim. Tekrar rahmetle anıyorum kendisini. Böyle bir şeydi. Bir çok yoğundu tabii yani. Nöbetler yoğun. Gece efendim hastaya tekrar gidersin evinden. Nöbetçi olmadığı zaman tekrar bakarsın, gelirsin vesaire falan. Cerrahi asistanlığı ben rektör oluncaya kadar hep onu söylemiştim. Dünyanın en zor işi cerrahi asistanlığı olarak değerlendirmiştim. Ama rektör olduktan sonra rektörlük biraz daha öne geçti. Daha zor. Evet, o zaman cerrahi hastalığının en zor bir dönem olduğunu biliyordum. Dolayısıyla zor bir dönem tabii ki. Yani çok ağır bir dönem. Çok soğumlu bir dönem. Bütün gün çalışırsın, sabaha kadar nöbet durarsın, ameliyata girersin. Ameliyatta bir de dayak derken, şöyle tokat mokat yok tabii. Kafayı yersin, ameliyatta aksilik giderse işler. Yani böyle bir şey o dönemler için söylüyorum. Şimdi tabii öyle şeyler yok artık. Evet, ağır bir dönemdi cerrahi hakikaten. Ama güzel. Güzel. Yani, ben dünyaya tekrar gelsem yine hiç banko aynı şekilde cerrah olmak isterim. Evet. Burcu Hastanesi nasıl? Şimdiki Burcu Hastanesi'ndeydi değil mi? İkisi Efi Demirsoy Hastanesi. Aynı hastane. O zaman Burcu SSK Hastanesi'ydi. İşte İzmir'de İhtisas Hastanesi Tepecik Kadın Doğum İhtisas veriyordu. Burcu SSK İhtisas veriyordu. Sonra Tepecik Hastanesi'de İhtisas vermeye başladı galiba. Evet öyle. İşte bir de Devlet Hastanesi. Sağlık Bakanlığı Hastanesi olarak. Hmm. Eski bir hastane, oturmuş bir hastane. İyi bir hastaneydi, kuralları olan bir hastaneydi. Çamların içinde bir takım değerleri olan bir hastaneydi. Ben çok memnundum orada ihtisas yapmakta. Ama son 6 ayımı rahmetli şefim full time yasasından ayrılınca Tepecik Hastanesi'ne geçmek durumunda kaldım. Orada şef olmayınca Buca'da. Oradaki bir şefin yanı Namık Öztin. Onu da rahmetle anıyorum. Son 6 ayı onun yanında tamamlayıp ihtisasımı orada verdim ve işte 1980 senesinde bitti ihtisasım ve hemen Nisan'da da 1980 Nisan'da da askere gittim. Efendim, normal dönem askerlik yaptım. Mecbur hizmet? O zaman mecbur hizmet yoktu. Yoktu. Hem bitirdiğimde şöyle burs alanlar gidiyorlardı. Ben burslu değildim. Burs alanlar burslarını karşılığını ödemek için doktorluktan sonra gidiyorlardı. Ben burs almadığım için ben mecbur hizmete gitmedim. İstasyon biter bitmez denk geldi işte. Galiba Şubat'ta imtihana girdim. Tam ona da Şubat olması lazım. İstas imtihana girdim. Ve işte 80 Nisan'da da askere gittim. Ankara Mamak. Mamak'tan sonra Isparta askeri hastanesi. Orada çalıştım. Evet. Doğru hocam. Sonra nasıl devam etti? Isparta Askeri Hastanesi'nden sonra tekrar dönüş Burcu SSK Hastanesi'ne mesela baş asistan olarak. Baş asistan olarak. Tepecik'ten bitirdim ama esas ben Bucalıyım. Burcu SSK Hastanesi'nde tamamladım eğitimimi. Oraya baş asistan olarak döndüm. Orada ama tabii benim aklımda kariyer yapmak vardı.
Ve bu arada da asistanlık dönemden tanıdığım şu anda hocam Erol Kaymak, Allah uzun ömürler versin, Devlet Hastanesi'nde bir çığır açmış gibiydi. Konak'taki İzmir Devlet Hastanesi'nde iyi bir cerrah. Üç ARC'nin şefi. Son derece yayın yapıyor. Efendim bilimsel toplantılara katılıyor. Son derece parlak bir insan. Ben onun yanına gidip yanında sürdürmek istiyordum. Oradan kariyer yaparım diye düşünüyordum. Çünkü üniversiteye girmek çok zor. Kimse gücenmesin. Yani torpil demeyeyim ama yani referansın yoksa öyle diyelim gene. Üniversiteyi kolay kolay insanı almıyorlardı o dönemde yani. Ben dedim dışarıdan doçent olabilirim falan düşüncesiyle. Eşim de o zaman üniversitede zaten sürdürüyordu. Ben de üniversiteli olmayı arzu ediyordum. Ve Erol Hoca'nın kliniğine açılan bir baş hastalığı sınavını kazandım. Buca'da 2 sene çalıştıktan sonra şeye geçtim. Devlet Hastanesi'ne geçtim. İzmir Devlet Hastanesi 3 ARC'ye. 3 ARC'de hocamla beraber 4-4,5 sene çalışıp o dönemde yayınlar yaptım. Yaptık hocamın sayesinde, Erol Kaymak hocamızın sayesinde. Ve hakikaten de ben işte 83 gibi Devlet Hastanesi'ne geçtim. 86'da da 10 Kasım'da, 86-10 Kasım'da Büyük Önder'i rahmetle anıyoruz her zaman olduğu gibi. Ben doçent oldum. Ve sonra 88 yılında da bir süre daha Devlet Hastanesi'nde çalıştıktan sonra 9 Üniversitesi'ne yarın doçent açılan kadroya, doçentim ama yarın doçent kadrosuna efendim geçiş yaptım. Yani idealime kavuşmuş oldum. Hocalık idealime yani hem cerrahlık hem de efendim akademik hayata başlamak açısından 9 Eylül 1988'de başlamış oldum. Hocam öğrenciler için bu başistanlık nedir? Tam işte üniversitede karşılığı nedir? Şef yardımcılığı ve şeflik vardı eskiden. Şimdi eğitim görevliliğine dönüştü o. Evet. Sağlık Bakanlığı'nda ayrı bir eğitim sistemi var. Onları da anlatabilir misiniz? Üniversitede biraz daha farklı tabii ama Sağlık Bakanlığı'nda da bu tarz bir eğitim alanında kariyer yapmak mümkün tabii. En azından öğrencilerin bilgilenmesi açısından. Başistanlık neye karşılık gelir şeyde üniversitede? Sınavla mı alınıyor yani onlardan bahsederseniz kısaca. Şimdi uzman olduktan sonra cerrah veyahut da mütehassıs, daire mütehassıs veya daire uzmanı veya cerrah uzmanı neyse efendim sizi tek tabii tanıyor hocalarınız, üniversite için konuşuyorum. Teklif ediyorlar. Gene bir sınav gibi bir şey yapılıyordu o zaman için söylüyorum. Sizi baş asistan olarak alıyorlar. Baş asistanlık şu, doçentlik öncesi, hocalık öncesi bir süreç. Hem çalışıyorsunuz hem çalışma yapıyorsunuz. Yani çalışıyorsunuz hem bedenen çalışıyorsunuz, ameliyatlar vesaire, klinik işleri hem de bilimsel çalışma yapıyorsunuz. O zamanlar tez vardı ilk zamanlar. Benim de öğrencilik dönemlerinde doçentlik tezi hazırlıyorsunuz. O tezden başarılı olup doçent oluyordunuz. Benim dönemimde tez kalkmış idi. Bilimsel çalışmalar, makaleleriniz sayesinde belirli bir sayıda makaleye ulaştıktan sonra belli kuralları yerine getirdikten sonra da müracaat edip doçent oluyordunuz. Üniversitede böyleydi. Baş hastalık süreci vardı. Devlet hastanesinde de baş hastalık süreci var. Orada baş hastalıktan sonra şef muavini imtihan açılıyordu. Şef muavini oluyordunuz. O doçentlik gibi oluyordu. Sonra da yine bir imtihan açılıyordu. İmtihan açıldığında gidip imtihana giriyordunuz. Şef olabiliyordunuz. Oradaki profesörlük gibi. Yani baş hastalıklar aynı. Hem üniversitede hem Sağlık Bakanlığı'nda. Doçentin karşılığında şef yardımcılığı vardı. Devlet hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde. Şefin karşılığında profesörlük vardı. Öyle diyelim. Tabii şimdi şu andaki durum biliyorsunuzdur. Değişti. Baş hastalık kalktı. Efendim, onun yerine öğretim görevlisi veya yardım doçentlik. Şimdi yardım doçentlik de kalktı. Ama doçentlik profesörü çok şükür değişmedi. Çok şükür diyorum. O da yarın bir gün değişirse bilemiyorum ne olacak. Ama biraz tuhaf bir duruma geldi diye düşünüyorum. Neyse o ayrı bir şey. Politikaya girmeyelim. Şu andaki sistemi biliyorsunuz. Ama bizim zamanımızda dediğim gibi baş hastalık üniversite için söylüyorum. Baş asistanlık, doçentlik, profesörlük, devlet hastanesinde baş asistanlık, şef yardımcılığı ve şeflik sistemi çalışıyordu. Öyleydi. Herkes akademisyen olabilir mi? Yani kimler akademisyen olmalı? Yani ne gibi özellikler olmalı bir kişide akademisyen olmak için, hoca olmak için? Şimdi bir kere çok sevmek lazım.
işin %100 olması gereken o. Çok arzulu olmak lazım. Tabii ki yani bir takım zorluklara katlanmak lazım. Ekonomik sıkıntıya girmek açısından. Şimdi cerrah olursunuz veya uzman olursunuz bir dalda gidersiniz, muayenenizi açarsınız, efendim para kazanırsınız falan filan. Ama burada doçent hatta profesör oluncaya kadar para kazanma şansınız yok. Yani bayağı hamal gibi çalışmanız gerekiyor akademisyen olmak için. Dolayısıyla ekonomik olarak da fedakarlık yapacaksınız. Bir de efendim ruhsal, bedensel olarak da gerçekten akademik hayatı istiyorsanız çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bunu göze alıyorsanız, çok arzuluysanız bence herkes tabii ki olabilir. Ama bu da bir de şans meselesi. Yani bulunduğunuz ortam meselesi. Herkes bu şansı yakalayamayabilir. Birçok insan belki akademisyen olmak istiyordur ama o şartlar da herkes için doğmuyor tabii ki. Biraz da şanslı olmak lazım diye değerlendiriyorum ben. Çok istekli olacaksınız, çok çalışacaksınız. Tamam, yetmiyor. Şansın da olması lazım. Birilerinin desteklemesi lazım. Bazı kapıların açılması gerekiyor değil aynen mi? Öyle. Aynen öyle. Benim farkında olmanız gerekiyor o kapının açıldığını. Evet. Benim 9 Eylül'e geçmemde mesela eşim o zaman üniversitedeydi, 9 Eylül'deydi. Onun vasıtasıyla tabii hocalarla irtibatım oldu. Benim onlarla tanışma şansım oldu. Ve o sayede, yoksa tanımasam, beni doçent de olsam ne diye genel cerrahi alsınlar efendim yardım doçent kadrosuna. Şüphesiz ki bir altyapı, evet beni istekli olduğumu biliyorlar ama benim de benimsemeleri gerekiyordu. Yani bir yerde de şans ve olanaklar meselesi kariyerlik için, üniversitede akademisyen olabilmek için. Bir de tabii önünüzde bir bilimsel araştırmalarda size yol gösterecek bir hocanın olması lazım. Siz bahsettiniz az evvel. Bilimsel araştırmalarda önünüzde mentorluk eden bir hoca olduk sanırım. Değil mi? İzmir Devlet Hastanesi'nde, İzmir Hastanesi'nde, Eğitim Hastanesi'nde. Bilimsel araştırmalar için ne diyorsunuz hocam? Yani bir kişi Türkiye'de bilimsel araştırmayla uğraşmak isterse nasıl yollardan geçmek zorunda kalıyor? Ne gibi zorlukları oluyor? Sizin zamanınızda nasıldı, şimdi nasıl? Bilimsel araştırmaları Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Akademisyenlerin yaptığı çalışmaların kalitesini nasıl buluyorsunuz? Hatta yurt dışı ile karşılaştırırsanız muhtemelen orada da bazı araştırmalarda katıldığınızı biliyorum. Ben özellikle çok merkezli çalışmalara. Nasıl Türkiye'de nasıl bakış açısı, yurt dışında nasıl kolaylıkları ve zorlukları açısından değerlendirirseniz bilimsel araştırmayı? Türkiye'de çok zayıfız tabii ki yani. Baştan söyleyeyim, en son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Türkiye'de araştırma açısından zayıfız. Hem klinik araştırma açısından hem de deneysel laboratuvar açısından, efendim hayvan deneyleri vesaire açısından zayıf olduğumuzu ifade etmeliyim, bunu söylemeliyim. Ve zor da, yani yapabilmek de hakikaten de zor. Bunun için altyapı olanaklarının sağlanması, klinik araştırma zor değil. Yani işte yaptığınız işi dokümante ediyorsunuz, efendim sonuçlarınızı yayınlıyorsunuz falan, bu zor değil ama bir yeni bir şey araştırıyorsunuz, bir ilaç veya da bir yöntem araştırıyorsanız hayvan laboratuvarınız, diğer laboratuvarlarınızın gayet efendim yetenek uygun olması lazım. O imkanlar pek yok. Maalesef pek yok. O yüzden zaten dünyadaki efendim çıkarılan makaleler açısından da efendim yerimizin olduğu belli. 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörüyken Türkiye dünyada ilk bine giren Türkiye'den 10 üniversitenin içindeydik biz. Düşün, binin içinde 10'a girmek. 10 tane üniversite Türkiye'den giriyor. Dünyadaki 1000 üniversite, ilk 1000'e girmek için Türkiye'den 10 tane üniversite giriyor. Düşünün bir kere yani. Çok kötü bir durum tabii ya. Neden? İşte yeterli kadar araştırma yapamadığımız için. Oysa araştırma şart. Yani araştırma, bilgi üretmedikten sonra bir yerlere ekonomik olarak gelmemiz mümkün değil. Bunu çok önemsiyorum. Rektörlüğümde de buna çok gayret gösterdik. Belki o biraz daha sonra geleceğiz. Rektörlükle ilgili çalışmalara. Ama araştırmayı sordunuz. Uzun lafın kısası, fazla gevelemeden. Araştırma, geliştirme, Ar-Ge çok önemli. Üniversiteler bu konuda Türkiye'de zayıf. Bunu mutlaka bir çaresine bakmak lazım. Devlet politikası olarak üzerine tekrar eğilmek lazım. Hocam şimdi genç arkadaşlarımız, özellikle tıp öğrencileri,
bilimsel araştırmalara katılmak isteseler hangi yolu izlemeliler? Şimdi temel bilimleri de okuyorlar şu anda. Ne gibi olanaklar var önlerinde? Ne yapsınlar? Nasıl bir yol izlesinler? Özellikle araştırmaya katılmak isteyen genç arkadaşlarımız, tıp öğrencisi arkadaşlarımız. Tek başlarına yapacakları fazla bir şey yok. Ancak bir mentor, bir yardımcı kendilerini yönlendirecek hele tıpta olmadan olmaz. Dolayısıyla hangi alanda ilgi duyuyorlarsa o bölümün hocasıyla görüşüp görüştükleri takdirde hoca da inanıyorum ki imkanlarını sunacaktır. Tenasepe'nin hele bu yeni yapılanma iddialı bir sürece girdiğini düşünüyorum. Hocalar da bizim öğrencilerimize de her türlü imkanı sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi mutlaka ilgili alandaki bir hocayla, bir mentorla yola devam etmeleri gerekiyor. Orada başlamaları gerekiyor. Evet. Hocam yavaş yavaş isterseniz sizin yöneticilik döneminize doğru duyuyor musunuz hocam? Duyuyorum, duyuyorum. Biliyorsunuz, tamam. Görüntüde bir donma oldu ama tamam. Evet. Şimdi sonra nasıl devam etti 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışmalarınız? Şimdi üniversite birçok şeye gebe. Bu çok nereye gideceği belli olmaz bir lafın ama öyle başlayayım. Bilimsel araştırmalar, efendim çekişmeler, kıskançlıklar, başarılar, böyle çok şey bir ortam. Yani uçaktaki şey gibi, türbülans gibi, üniversitedeki hayatınız türbülansa girmiş bir uçaktaymış gibi devam eder genellikle. Böyle bir ortamdır. Üniversitelerin birçoğu, hepsi demesem bile birçoğu. Sonuçta o ortamda işte efendim işimizi yaparak, öyle olması lazım. Herkes kendi işini yaparak giderse sorun olmuyor ama bazı sorunlar da yaşanabiliyor. Nereye gelmek istiyorum? İşte o türbülans ortamından iken ben nasıl bir türbülanssız bir üniversite ortamı yaratabilirim düşüncesiyle rektör adaylığına girdim. Dolayısıyla daha huzurlu, daha rahat, efendim daha olanakların bol olduğu bir ortam için, ortamın yaratılması için gayret göstermem gerektiğine inandım. Bu düşüncelerle efendim rektörlüğe girdim. Rektörlük efendim çalışmalarına başladık ve kısmet oldu. Oldu. İsterseniz bilmiyorum daha önce rektörle başlayalım mı yoksa bir takım başka değerlerden bahsedelim mi? Onu siz bilirsiniz. Yoksa rektörlükle ilgili soruyorsunuz. Direkt oraya da geçebiliriz. Yani isterseniz ideal bir üniversite nasıl olmalı? İsterseniz öyle başlayalım. Biraz YÖK'ten de hatta sizin YÖK'le ilgili görüşlerinizi de alsak bu arada. YÖK'le görüştüğümü söylemesem daha iyi. Tamam. Genç arkadaşlarımız YÖK hakkındaki bilgileri internet sayfasından, YÖK'ün sayfasından öğrenebilirler. Ben bu konuyu internete bırakayım. Ben o bilgi kaynağı YÖK'ün sayfasına bakayım. YÖK'ü oradan tanısınlar, daha iyi uygun olur diye düşünüyorum. Tamam hocam. Ama şunu söyleyeyim, YÖK olmalı mıdır? YÖK olmalıdır. Ama aması koordinatör, üniversite arası koordinatör rolünde olmalıdır. Bu kadar çok işi yüklenmemelidir. O kadar söyleyebilirim. Ama YÖK Yüksek Öğretim Kurulu böyle bir yapı mutlaka olması lazım. Ona karşı falan diyelim mutlaka olması lazım ama saatler sürer. Şimdi başlarsam nasıl yapılanma yapılması lazım, ne olması lazım vesaire falan filan. Ama bir cümle söyleyeyim. Bizim YÖK'ün 80'den sonra çıkan bu YÖK'ün 12 Eylül darbesinden sonra çıkan YÖK'ün ana düşüncesi üniversitede bir hiyerarşik düzende yönetmek. Yani işte iki tane profesör veya bir tane profesör ve üç tane doçent, dört tane yardım doçent falan filan. Böyle bir hiyerarşik, askeri gibi hiyerarşik dönemde sistemde yürütmekti. Ben tamamen karşı düşünüyorum bu konuda. Benim anlayışım üniversitede hiyerarşik bir yapılanma değil, dairesel büyüme hedefimdir. Uzayabilir ama bir cümleye yine bahsedeyim dairesel büyümeden kastım ne?
Hizmet hocam, istediğiniz yani gibi. Bir genel cerrahi ele alalım. Cerrah olduğum için. Genel cerrahin diyelim ki ana bilim dalının 10 tane akademisyen kadrosu var. Tamam. 10 tane akademisyen kadrosunda YÖK'ün ilk yapılanmasına bakarsanız, düşüncesine bakarsanız işte bir tane profesör, 3 tane doçent, 3 tane falan. Yani bir piramit gibi yukarı çıkan bir yapılanmadan bahseder. Ben ise tam tersine o akademisyenler hangi konuda olursa olsun akademik titirleri almak için gerekli araştırmaları, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra o titri alır. Yani doçentliğe hazırlanmak için çalışması yapar, doçent olur. Profesörlük için zamanı gelip yapar, profesör olur. Günü gelir belki genel cerrah içinde 10 tane profesör olabilir. Kadrosunu siz sabit tutabilirsiniz. 9 yıllık genel cerrahinin 10 tane akademisyene ihtiyacı vardır deyip sabit tutabilirsiniz. Ama bunlar 10 da profesör olabilir. Zamanı geldikçe. Yani bir hiyerarşik yapının karşısındayım. Onu demeye çalışıyorum. Bilimde hiyerarşik yapıyı doğru bulmuyorum. Bilimde esas olan şey bilimsel yükselmedir. Onu sağlayan herkes yükselir. Şimdi orası ayrı mesele. YÖK dediğim gibi çok uzayabilir YÖK'le ilgili. Yani ama burası önemsiyorum. YÖK'ün hiyerarşik yapılanması eskisi gibi değil. Şimdi daha değişik bir yapılanmaya girdiler. O yapılanma da var mı yok mu onu da pek takip edemem, bilemiyorum. Dediğim gibi YÖK meselesini şu anda biraz geçelim. Ben esas şunu söylemek isterim. Bir üniversite nasıl olmalı? İdeal bir üniversite nasıl olmalı? Soru zaten buydu. Değil mi Gökhan Bey? Evet. Şimdi birincisi bizim Trans-Tep Üniversitemiz için de çok önemli. Şu anda yeni hayata başlıyor. Mensuplar çok önemlidir. Mensuplarına düşkün olmalı. Mensuplar birbirlerine bağlı olmalı. Mensuplardan kimi kastediyorum? Önce öğrencileri kastediyorum. Öğrenciler esas mensuplardır. Efendim hocaları kastediyorum. İdari kadroyu kastediyorum. Diğer çalışanları kastediyorum. Mezunları kastediyorum. Hepsi bunlar efendim o üniversitenin mensuplarıdır. Trans-Tep üzerinden konuşursak Trans-Tep'in mensupları birbirine son derece bağlı, saygılı olmalıdır. Haklarına riayet etmelidir. Birbirlerini hep yükseltmelidir. Ve burada da yönetime düşen de hem akademisyenlerine hem diğer çalışanlarına hem de öğrencilere çok değer vermesi gerekir. Aynı şekilde diğerleri de birbirine değer vermesi lazım. Birinci konu mensuplar. Çok önemsiyorum. Mensuplarına bağlı olması lazım. İkinci çok önemli olan, hepsi önemli zaten, ARGE çalışmaları. Bir üniversitenin araştırma geliştirme çalışması olmadıktan sonra üniversite olmasının bir anlamı yok. Tabii ki iyi bir eğitim verecek mensuplarına, öğrencilere bağlı olarak tabii tamam o zaten işin alfabesi. Ama ARGE'siz araştırma geliştirme yapmadan üniversite olmaz. Bir önce konuştuk Türkiye'deki durumu. Neden efendim işte zayıfız? İşte bu yüzden. Eksik olduğumuz için bunu çok önemsemesi lazım. Ben inanıyorum ki Trans-Tep'e bu işe önem verecektir. Her ne kadar kamu üniversitesi olmasa bile ama gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Araştırma geliştirme çok önemli. Üçüncüsü, bunu belki bazıları çok lüzumsuz bulabilir ama ben Türkiye'de az gelişmiş ülkelerde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın çalışmalarına önem vermesi lazım. Kadın hakları konusundaki çalışmalara, kadınların eşitliği konusundaki farkındalığı yol açacak kadın merkezleri, kadın araştırma merkezleri vesaire vesaire. Çok detaya girebilir. Kadın çalışmalarını çok önemsiyorum. Türkiye'de buna çok büyük ihtiyaç var. İşte biliyorsunuz detaya fazla girmeden ne kadar kadın cinayet olduğu, kadınların hala 2-3 sınıf seviyesinde görüldüğü bazı yerlerde falan. Önemli. Kadın çalışmalarına önem veren bir üniversite çok önemli. Bir üçüncü özellik hastanesi çok önemli. Hastane hem yetiştirmesi, öğrencinin yetiştirmesi açısından hem de topluma verdiği verdiği hizmet açısından çok değerli. İyi bir hastane, iyi bir hastane hizmeti, iyi bir kadro çok önemli. İnşallah Trans-Tep'e biz bir şey üniversitesi, bir birim üniversitesi, yani sağlık üniversitesi, bu birçok hastanesi de var. Bu konuda Türkiye'de büyük bir ün salacaktır, nam salacaktır diye düşünüyorum. Hastane çok önemli iyi bir üniversite için. Genel üniversiteler için de öyle ama hele hele bizim için şu anda hastanesi çok önemli. Bir diğer konu sanat. Beşincisi diyor değil mi? Mensuplar dedik, araştırma gelişme dedik, kadın dedik, hastane dedik. Beşincisi de sanat. Bilime ne kadar önem veriyorsa bir üniversite sanata da o kadar önem vermesi lazım.
sanat toplumun gıdasıdır. Bu konuda önce olması lazım. Dolayısıyla bu beş özellik benim olmazsa olmaz diye düşündüğüm bir üniversitenin, iyi bir üniversitenin önemsemesi gereken, uyması gereken kurallar diye düşünüyorum. Ben de inşallah Tınaztepe'de bunu başaracaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Sizlerin desteği ve yol göstericiliği sayesinde çok iyi bir üniversite olacağına ben de eminim. İnşallah. Hocam, hayata dair mi konuşalım yoksa rektörlüğe mi geçelim? Nasıl istersiniz? Biraz yani hayata dair konuşalım. Rektörlüğe yine geçeriz. Rektörlükte çok şeyler var. Rektörlük dedim ya, farklı bir alan. Hocam, sizin dünya görüşünüzü de merak ediyor. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani siyasi anlamda, az evvel bir dindar olmakla da suçlandığınız bir yerde. Nasıl birisiniz? Yani hayata nasıl bakıyorsunuz genel anlamda? Şimdi çok ilginçtir. Ben inançlı bir insanım ama Müslüman inancındayım. Ama birçok Müslümana bakarsanız ben baş kafirim, baş düşmanım. Yani benim inancım çok farklı. Kardeşlerim de bir ara neredeyse yani fiziksel düzeye gelecek tartışma içinde bulunurduk. İki kardeşim çok severim. Onlar bir tane. Gerçekten bayılırım onlara. Şakaya karışık ama böyle bazı tartışırken çok alevli olur. Ben inançlı bir insanım. Şöyle söyleyeyim. Ben kendimi çid olarak tanımlıyorum. Çid nedir? Çağdaş, inançlı, demokrat. Nereden çıkarım? Ben kendi kendime uydurdum. Çit. Evet. Eşim de buna katılır. Biz çidiz deriz. Çağdaş, inançlı, demokrat. Ama benim inancım asla ve asla şu andaki yaygın İslam inancı gibi değil. Müslümanım çok şükür. Kur'an'ın Müslümanıyım. Burada çok net altını çizerek söylüyorum. Çok detaya girmeyeyim. Bazılarının çok aşırı dikkatini çekebilirim. Neyse, o kadar kalsın. Benim Müslümanlığım biraz farklı. Ama çok şükür Müslümanım, inançlı bir insanım. Ama her şeyden önce de çağdaşım. Bu devirde yaşıyorum. Allah'ın verdiği aklı kullanıyorum. Ve olması gereken gibi de yaşıyorum. İnanıyorum, öyle düşünüyorum. Tabii ki de demokratım. O da vazgeçilmez başka bir şey. Şimdi şöyle açayım biraz da konuyu. Bir toplum olarak, bir toplumun yaşayabilmesi için üç temel öge lazım. Nasıl? Şöyle düşünelim. Bir insan var olabilmesi için, sağlıklı yaşayabilmesi için üç temel gereksinim vardır. Nedir? Hava, oksijen. Yani solunum yapamazsak 3 dakikada ölürüz. Yani sağlıklı bir hava soluyamazsak 3 dakika hava bir insan için hayati bir şey. Yani olmazsa olmaz, mümkün değil. İkincisi ne? Su. İşte ne kadar dayanır insan? Bir hafta, 10 gün, 15 gün neyse, yani şimdi geçelim. Bir süre sonra ölür, susuz kalırsa. O kadar bile sürmeyebilir. Üçüncüsü de gıda. Gıda da almazsa efendim 45-50 gün, bir ilk bir ay neyse, ondan sonra 2 ay neyse sonunda ölüyor insan. Yani demek ki bir insan için hava, su ve gıda olmazsa olmaz gereksinim. Toplum için baktığımız zaman şöyle bakıyorum. Toplum için hava bilimdir. Hava ne kadar önemliyse bir insanın yaşayabilmesi, sağlıklı olabilmesi için, bilim de o kadar önemlidir. Bilimin kullanılması, bilimin üretilmesi, bilim olmazsa olmaz. Yani bilgi üretmek zorundayız. Bakın bunun örnekleri bak. Yani işte gelişmiş ülkeler, Batı, Amerika neden gelişmiş durumda? Bilgi ürettikleri için. Ürettikleri bilgiyi teknolojiye transfer ediyorlar. Oradan da para kazanıyorlar. Gelişiyorlar. Bu kadar basit bu iş. Bilimsel bilgiye ihtiyaç var. Bilimsel bilgiyle hareket etmek zorundayız. Ve bilgi üretmek zorundayız. Birinci konu bu. Hava kadar önemli bir toplum için. Suyu nedir derseniz, demokrasi. Su, insan nasıl yaşayamazsa demokrasi olmadan da o toplumun sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkün değil. Demokrasi de sıvıdır, içecektir ve katışıksız olması lazım. Ben ona sek diyorum. Sekten kasıt şu, sekin sesi seçim. Demokrasinin üç ayağı var, sac ayağı var. Bir tanesi seçim, sandık.
Tabii ki yani. Efendim, yürütmeyi, ana yürütmeyi, efendim, kanun yapıcıları, parlamentoyu mutlaka halk seçecek. O da şey yok. Ama bu yetmez. Yani sırf seçim yapıp sandığı ortaya koymak yetmez. Demokrasinin birinci kuralı seçim. Yürütücüleri ve kanun yapıcıları seçeceğiz. Ama yetmez. İkincisi ne? Evrensel insan hakları beyannamesinin esas alındığı hukuk sistemi. Ben seçim yaptım, ondan sonra istediğimi yönetim. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Evrensel insan hakları beyannamesi ve şu andaki evrensel hukuk sistemi bağlamak zorunda. Demokratım diyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, sadece seçimde geldim her şeyi yaparım yok. Buna tam bağlı kalacaksınız. Evrensel insan hakları beyannamesinin esas alındığı evrensel hukuk. E'si o. Demokrasinin ikinci ayağı o. Üçüncüsü, K'sı da kuvvetler ayrılığı. Yani yürütme, yargı yasama, yani yargı, efendim, hukuk sistemi, adalet sistemi, bir de efendim kanun yapma. Parlamentonun kanun yapması, efendim işte yargıçların adalet sisteminin çalışması ve bir de yönetimin, icraatın, yürütme. Yani 3Y, yürütme, yasama, yargının kuvvetler alıyoruz bu üçünün birbirinden bağımsız olmasına ki ileri ülkelerde olduğu gibi mutlaka olması lazım. Yani bir toplumun yaşaması için önce bilim dedim, hava, su dedim, demokrasi. Demokrasi de üçlü sacaya üzerine oturduğunu düşünüyorum. Mutlaka olmazsa olmaz, söylediğim gibi seçim, sandık, ama yetmez. Evrensel insan hakları beyannamesi uygun hukuk sistemi. O hukuk sistemine sapma olmayacak. Ve ayrıca bunları iyi gidebilmesi için de kuvvetler ayrılıyor. Demokrasi de böyle olacak. Üçüncüsü de ne demiştim? Bir toplumun sağlık, insan hayatı gibi. Gıda. Toplum gıda sanattır. Sanat olmadan olmaz. Çok önemli. Sanatla topluma hem eğlendirirsiniz, hem mesajlar verirsiniz, hem aydınlatırsınız, hem eleştirirsiniz. Topluma iyi kötüyü kendisiyle yüzleşmesini sanatla sağlarsanız sanat olması lazım. Dolayısıyla bir benim ideal gördüğüm toplum düzeni, devlet düzeni bu üç şeyin üzerine oturur. Bilimin, demokrasinin ve sanatın üzerine olur. Ben böyle bakıyorum. Hayata böyle bakıyorum. Böyle bir toplumda tabii yaşamak isterdiniz değil mi hocam? Yani, tabii ki. Yani şimdi demokrasi, bir örnek vereyim aklıma geldi. Geçen sene galiba The Economist'in yaptığı bir çalışma 8 ila 5 kriter üzerine bakmışlar ülkelerin demokrasiye ne kadar hakim olduklarına. 8 ila 10 puan arasında alanlara bu efendim yerleşmiş demokrasi, 6 ile 8 arasında puan alanlara efendim idare eder bir demokrasi, yani efendim kusurlu demokrasi demişler. Adı kusurlu demokrasi. 6 ile 4 puan arasında alanlara da efendim karma rejim. 4'ün altında alanlara da efendim şey demişler, otoriter rejimde değerlendirmişler. 172, 167 ve 172 neyse ülke üzerinde yapılmış bir değerlendirme. Mesela burada Amerika Birleşik Devletleri 25. sırada. Norveç 1. sırada. Yani demokrasi böyle bir şey. Yani işte Amerika çok zengin bilmem ne falan, tamam, ama yani 25. sırada. Türkiye 110. sırada. Yani böyle olmaması lazım. Neden biz ilklerde, yani 4'ün üzerinde puanımız var. 4 ile 6 arasındayız çok şükür. O iyi. 4'ün 6'da değiliz. Onlar da var. Kuzey Kore mesela sonuncu sırada. Bu bağlamda. İşte bu o, bence tekrar aynı yere gelmiş olacağım. Demokrasi çok önemli. Demokrasi olursa gelişirsiniz. Demokrasi olursa erdemli insanlar ortaya çıkar. Gençler imkan bulur, bilgi üretirler, insanlığa yararlı olurlar. Demokrasi olmadığı takdirde bunlar olmaz. O yüzden demokrasiye tekrar vurgu yapmış olduk böylelikle. Hocam, bilirsiniz. Ben soruyu kaçırdım. Kullandığınız bir kelime vardı. Her şeyin başı adalettir. Adalettir. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz hocam? Yani adalet neden bu kadar önemli?
Çok doğru. Şimdi halk arasında bir laf var, biliyorsunuz. Her işin başı sağlıktır deniyor. Ben rektör olduktan sonra hayır dedim ya. Bu işin her işin başı adalettir demeye başladım. Buna ihtiyaç duydum. Çünkü o kadar büyük iş yapıyorsunuz. Arkanızda adaletli bir hukuk sistemi olmazsa sizin bu yapacağınız işleri kime karşı neye anlatacaksınız, neye savunacaksınız? Yani önemli bir şey. Büyük bir üniversitenin rektörlüğü. Neyse. Tabii oradan bir yola çıktı ama sonra da hakikaten öyle. Yani şimdi adaletin olmadığı toplumda sağlığın da değeri kalmıyor. Yani hukuk sistemi adalet yerini bulmadığı takdirde insanların sağlıkları da bozuluyor. O yüzden ben adalete vurgu yapmak için bunu hep söyledim. Rektörüm döneminde de diğer zamanlarda da ama rektörlükten sonra aklıma geldi bu fikir. O zaman doğdu. Her işin başı sağlık değil, adalettir lafı. Adalet olmadan olmuyor. Yani ne yaparsanız yap işte yani. Adaletli olmak için de adalet kimlere lazım? Yöneticilere lazım. Üst düzey yöneticilere, amirlere, müdürlere, şeylere, efendim rektörlere, dekanlara vesaire, başhekimlere. Yani bütün daire şeflerine, daire başkanı ve yani yöneticilere adaletli olmaları lazım. Ve devletin adaletli olması lazım. Dolayısıyla adalet çok önemli. Adalet olmadıktan sonra işleri yürümesi çok çok zor. Hatta demokrasi bile değil mi? Adalet. Yani demokrasinin söylediğim işte bir tane üçlü sacaya üzerine otur dedim. Evrensel insan haklarına dayanan bir hukuk sistemi. Bu hukuk sisteminde iyi çalışması gerekiyor. Bunu uygulanabilmesi için adalet sisteminin hukukunda iyi çalışması gerekiyor. Olmazsa demokrasi de olmaz. Adalet çok önemli. O yüzden adalete hep vurgu yapıyorum. Hocam bir de başarı mı yoksa çalışmak mı diye bir şey sorsam, Evet. yani hangi önce gelir? Şimdi ben babama karşı babam bana çok büyük şey yaptı, emek verdi. İşte fakir fıkarayken gitti o zaman bir işin başında söylemiştim. Efendim ben İzmir'de okuyacağım, arkadaşlarım İzmir'e gidiyor, ben de gideceğim diye dediğimde efendim gitti, işte okul buldu, beni İzmir'de okuttu. Yani imkanlarından zorlayarak beni okuttu. Hep ben şöyle düşündüm. Ben çalışayım da başarılı olamazsam, zayıf alırsam da efendim karnemen zayıf gelirse de falan ne yapalım? Ben vicdanen rahat olurum diye bakmışımdır. Yani çalışmayı çok önemsedim. Bence bizim görevimiz veya da öğrenciler için, gençler için söylüyorum. Görevimiz öncelikle çalışmak olması lazım. Çalıştıktan sonra başarı gelir mi? Gelir. Ben ona inanıyorum. Dolayısıyla başaracağım tabii ki sonunda bir hedef olabilir ama çalışacağım demek lazım. Çalışmak lazım. Ve ben hep şunu da söylerim. Başarının A, B, C, Ç'si diye söylerim onu. A'sı, B'si, C'si ve Ç'si diye söylerim. A'sı akılcı olmaktır. Başarılı olmak için. Allah'ın verdiği akılı kullanmak. B'si bilimsel bilgi. Ona ulaşmak lazım. Bilimsel bilgiye ulaşmak lazım. Bilgiye ulaşmak lazım. C'si cesaret. Cesur olmak lazım. Korkmamak lazım. Ve Ç'si de çalışmak. Çok çalışmak. Dolayısıyla başarı gitmek için çalışmaktan geçiyorsun. O yüzden önce çalışmak derim ben. Bunu önemsiyorum. Gençler için söylüyorum. Hani başta da söylemiştim. Angareden çekinmez, çekinmeyin. Sağlıkta çekinmemesi lazım diye. Gerçekten çok önemli. Çalışmak daha önemli. Çünkü başarı geliyor arkadan yani. Çalışmadan başarı olmaz. Başarı, çalışma öncelikli. Başarının sırrını da böylece söylemiş oldunuz hocam. Evet, başarının sırrı A'sı akılcı olmak, akıllı olmak. B'si bilimsel bilgiyi kullanmak, buna ulaşmak, bilime ulaşmak, bilimsel her tür şeyi yapmak. C'si cesur olmak. Ç'si de çok çalışmak. Evet. Peki hocam, haklı olmak mı, mutlu olmak mı diye sorsam. Ha, güzel. Şimdi bunu yıllar önce bir ilahiyat fakültesi hocamız, hanımefendi hocamız bu konuda bir şey oldu. Böyle bir söz etmişti. Hatta rica etmiştim. 9 Eylül'e gelip bu konuda bir konferans verir misiniz diye. Bizim toplantılarımız vardı ayda bir defa. Düşünce toplantıları diye. O konuda konferans verdi. Hocamız konuya çok hakim. Olay şu.
haklı diye mutlu olmak istiyorum. Doğru mu? Bazen doğru, bazen değil. Genelde değil. Şöyle. Ama ben doğru olduğunu yeri söyleyeyim size. Aile içinde, dostlar içinde bence prensip haklı diye mutlu olmak istiyorum prensibi geçerli. Karı kocasınız efendim. Kardeşim yani öyle olmuş böyle olmuş falan filan. Ya haklı olma bırak ya mutlu ol işte yani idare edin diyor. Bir hoşgörülü bakın ne olacak falan. Ya iki arkadaş, üç arkadaş, neyse arkadaşlar arasında. Bu çok geçerli prensip ve iyi bir şey. Haklı diye mutlu olmak istiyorum. Ama onun dışında normal hayatta hakkı koruyacaksın. Cebinden beri ondan bahsettik. Adaletten, hukuktan bahsettik. Haklı olmak gerekiyor. Haklı olmak gerekiyor derken hakkınızı korumanız gerekiyor. O yüzden ama oradaki motto haklı değil, mutlu olmak istiyorum sözü çok yakın dostlar için geçerli, iyi bir motto. İyi bir uygulama olur diye düşünüyorum. Yakın dostluklar için de haklı diye mutlu olmak istiyorum sloganla hareket etmek bence daha iyi. Hayır. O zaman çok ısrar etmemek lazım. Dostlar, yakınlar arasında. Ama dediğim gibi normal çalışma hayatında, meslek hayatında efendim haktan yer olmak lazım. Hakkın peşinde olmak lazım. Yani ben ağzıma bir parmak bal çaldılar. Hadi idare edeyim falan mutlu olayım. Şuradan bu kadar gelirim oldu. Hadi idare edeyim mutlu olayım. Hayır öyle bir şey yok. Hak neyse hakkın üzerine gitmek lazım. O olayı öyle değerlendiriyorum. Evet. Peki hocam sizi meslek hayatınızda mesela cerrahi hayatınızda arkadaşlar sesle sorun kapatalım telefon yeni giren arkadaşlarımız kendi seslerini kapatabilirse tamam. Sorularınız varsa chatten sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hocam sizi meslek hayatınızda mesela bir cerrah olarak bir bilim adamı olarak ve bir yönetici olarak en mutlu eden olaylar nelerdi? Yani şunları yaptım gerçekten çok iyi oldu dediğiniz şeyler nelerdi? Tabii çok var. Bir tanesi çok önemli. Bunu daha evvelden bir televizyon programında da söylemiştim rektörken. O gerçekten çok önemsiyorum. Buca'da askerlikten sonra döndüm. Baş hasta olarak göreve başladım. İşte hafta sonu hastane nöbetçisiyim. O zamanki yaşadığım bir olay çok benim için ilginçtir. Hala hiç unutmam. Şöyle perşembe sabahı sabaha karşı servise bir hasta yattı. Fethiye'den gelmiş bir hasta. Mide ameliyatı olmuş. İkinci veya üçüncü günü gibi veya da dördüncü ise kanaması var falan filan diye geldi ama bir baktı ki şutun fatması. O zamanlar tabii gençler bilmezler şutun fatması ne olduğunu. Öğrenciler hiç bilmezler. Diyodomun kapatılan kısmından kaçak yapması ve peritonite yol açması. Ciddi bir tablo. Öyle söyleyeyim. Hekim olmayanlar da dinliyorlar bizi. Ciddi bir komplikasyon. Açılıp direne edilmesi lazım falan. Yani hemen müdahale edilmesi lazım. Direnajın iyi olması lazım. Ama o zamanlar kolay kolay ikinci ameliyat yapmak pek şey değildi. Sene 80'den bahsediyoruz. 30 sene evvelden bahsediyoruz. 40 sene evvelden bahsediyoruz hatta. Dolayısıyla servise yatırıldı, takip edelim falan filan dendi. Perşembe sabahı, cuma sabahı geldi. Pardon, cuma sabahı geldi aslında. Perşembe gecesi yatmış. Neyse, cuma sabahı biz serviste gördük. Benim hastam değil ama benim serviste yatıyor. Bir hocamızın hastası. Cumartesi nöbete geldi. Hastane nöbetçisiyim. Tabii servisi dolaştım, baktım. O hasta orada duruyor. Ne yapacağız? Yani adam gidecek. Yani şu direnden bir şeyler getiriyor ama tam değil. Peritonitik tahta gibi karı vesaire falan devam ediyor. Çok detaya girmeden söyleyeyim. Bir su içeceğim bu arada. Ne kadar oldu hocam? Ne kadar zamandır konuşuyoruz? Hocam bir saattir konuşuyorsunuz. Yorulduğunuz zaman bırakabiliriz. Tamam, yok. İyi misiniz? Yani sizi yormayalım. Devam edelim. Şu anda devam edelim. Şimdi hastayı baktım falan. Odamda da işte bir şeyler vizit yapıyorum. Şey repet ediyorum. Tabelaları dolduruyorum falan. Odamın karşısında da bir adam duruyor. Kapının karşısında. Ellerini önüne bağlamış namazda kalır gibi. Boynu bükmüş bana bakıyor. Böyle melül melül bana bakıyor. Hayırdır dedim. Beyim nedir falan filan. Dedi kardeşim dedi. Kim dedim kardeşim?
İşte o biraz önce bahsettim, şu Tufatan hasta. Ama öyle bakıyor ki, yani Gökhan Hocam onu şimdi hiç mübalağa etmedim. Sen ciğerini dağılıyor denir ya, öyle. Yaktı insan o adamın bakışları beni. Yalvarıyor ve o bakışlar, unutmuyorum Ali Rıza Nuray, bu bakan kişi, Allah rahmet eylesin. Çok dost olduk sonra. Öyle bakıyor ki benim kardeşimi kurtaydı düşüncesiyle. Neyse tamam dedim, ben düşündüm taşındım. Ben bunu açacağım dedim. Genç hasta, 40'larında veya 50 başı. 40'lar gibi galiba o zaman. Aşağı ama şimdi hocanın hastası. Hoca bozuk çalarsa bize, ölürse hasta ameliyatta. O zaman orada o dönemden bahsediyorum yani. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hocaya haber versem, sen o işte görme konuştuk, şu takip edeceğiz falan derse. Ben gözümü kararttım. Ben de cerrahım artık sonuçta, asistan değilim. Aldım hastayı, ameliyat ettim. Yıkadık falan. Orası da diren, burası da diren. Midesinde iki tane tüp. Birisi nazogastrik, birisi jejuna kadar besleme. Uzatmayayım şimdi detayları, arkadaşlar çok bilmezler. Hasta 2 ay yattı, kurtuldu. Ve sonradan çok dost olduk o insanlarla. Ama hatıra şey, anı şu. O hastanın bakışı, hasta sahibinin Ali Rıza Nuray'ın bakışını asla unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. O hasta da sonra da geçen sene rahmetli oldu. Kalp krizinden öldü. O da kurtuldu falan filan. Böyle güzel anlar var mesleğimde. Şimdi şöyle, istersen bir 5-10 dakika bir ara verelim. Çünkü ben Aradım. hiç bu kadar ardışık konuşmadım. Derslerde 40-45 dakika konuşuyoruz ama böyle bir de bilemiyorum nedendir. Bir boğazımı temizleyeyim. Tamam hocam. Biraz bir 10 dakika 10 dinlenebilirsin. dakika, evet, bir 10 dakika verelim. 10 dakika sonra yine görüşelim. Kusura bakmazlarsa bizi izleyenler. 10 gibi isterseniz hocam başlayalım. Saate ben bakıyorum. Benim saatim 10.38, 10.40 diyelim. 10.50'de başlayalım. Evet, tamam. Tamam Tamam. hocam. 10.50'de 10.50. başlayalım. Bir 10 dakika ara verelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Bu arada öğrencilerimizden soruları olan varsa chat bölümünden yazabilirler. Evet, yani her soruyu sorabilirler. Evet, her soru. İstediklerini sorabilirler. Ne, hangi aklına giriyorsa ben efendim müsait olduğum kadar cevap veririm. Ama onlar serbest, istedikleri soruyu sorabilirler. Tamam hocam. Tamam. Sizi biraz dinlendirelim hocam. Evet, tamam. Hocam. Selam. Selam. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet. Hocam, isterseniz rektörlüğe dönelim mi? Biraz böyle sıkıcı bir konu herhalde sizin için. Yani Çok. söyledim ya, cerrahi açısından daha zor bir iş. Daha zor bir dönemdi. Yöneticilik, tabii hekimlikten aynı zamanda cerrahlıktan daha zor süreçler içeriyor, değil mi? Daha çok insanla temas ediyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Nedir iyi tarafları, kötü Değil. tarafları? Gökhan Hocam izin verirseniz şöyle yapalım. Orasını sanırım atladık. Ben not almışım şimdi baktım. Cerrah olarak yani neler yaptınız hocam gibi soru vardı. Bir ara sorduğunuz gibi genel geçtik herhalde orada. Bilim adamı olarak sizi çok mutlu eden, Efendim? bilim adamı olarak da bilimsel Tamam. çalışmaların Ha. Orada geçti. Ben tam oraya giremedim. Orada unutmuşum. Şimdi söyleyeceğim. Orada bir iki şey var aslında bakarsanız. Yıllar evvel Hüsnü Göksel belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hacettepe'nin hocası. Çok değerli. Allah rahmet eylesin. Bir The Marmara Oteli'nde bir kongreydi. Galiba Akdeniz Cerrahi Kongresi'ydi. Veyahut da Türk Cerrahi Kongresi'nin ilk başlangıcından bir tanesiydi. Kürsüden. Geriye doğru baktım da dedi. Ne yaptım diye bakıyorum dedi. Kendimle yaptığım şeyle övündüğüm şey dedi, bir şey var dedi. Meme hastalarını çok ciddi takip ettim demişti. Ben de o zaman daha yeni genç cerrahtım bu lafı dinlediğimde. Şunu söyleyeceğim, kendisi rahmetli anıyorum bu vesileyle. Ben de baktığım zaman ne yaptım Türk cerrahisinde diye. Tabii dünya cerrahisine veya dünya tıbbına
maalesef bir şey bulup, keşfedip ve icat edip koymuş değiliz. Maalesef birçok Türk meslektaşım gibi ben de o düzeyde değilim ama Türk cerrahisinde şunu yaptığımı düşünüyorum kendi açımdan. Bir tanesi kolon rektum kanserlerinin ciddi bir takip edilmesi programını hayata geçirdim ve sistematik olarak bunların nükslerinde cerrahi tedavi başta olmak üzere tedavilerini içeren bir çalışmada bulundum ve ilk nüksleri sistematik olarak yapıp yayınlayan birisi olduk 950 olarak. Tabii ki baştaki hoca ben olduğum için ben demeyeyim de yine biz diyelim. 950 olarak bunu yaptık. Bunu önemsiyorum. Yani kolorektal kanserli hastaların ciddi bir şekilde takip edilip nüksler meydana geldiğinde operabul olanları %20'si bu şansı vardır. En azından kaba bir şekilde. Efendim tedavi edilebileceği konusundaki çalışmamız oldu. Bu önemli bir aşama diye söylüyorum. Bunu göstermiş olmak veya bunu örneği olmuş olmak önemli benim için. Bir bu. İkincisi peritoneal karsinomatoz cerrahisini bir zamanlar işte hayal gibi düşünen peritone yayılan ben hatırlıyorum asist anlamında peritone birkaç tane olduğunu gördüm. Kapatırdık kasayı. Oluyordu. Mide kanseri olsun, kolon kanseri olsun. Peritoneal karsinomatoz bulgusu olduğu zaman minimal bir olsa o zaman hasta kapatılır tamam mı bitmiş ya yani dördüncü evre falan derdik. Neyse peritoneal karsinomatoz cerrahisini yapmış olmak önemli ve bunu Türkiye'ye tanıtmış oldum. 94'te Sugar Baker'ın yanına bu işi yapan dünyadaki adamın yanına gittim. Orada kaldıktan sonra Türkiye'ye geldik ve bu işte uyguladık. Karın içi kemoterapiyle beraber önce cerrahi sonra da karın içi kemoterapi. Daha sonra sıcak kemoterapi döndü iş tabii ki malum detaya girmeyeceğim. Peritoneal karsinomatoz yani izleyenlerimiz için söyleyelim yaygın karın içi metastazlarında bu metastazların çıkarılması yönelik arkadan da kemoterapiyle karın içi kemoterapiyle bu işin tedavi edilmesi. Bu ikinci önemli şey diye düşünüyorum. Bir de üçüncüsü Türkiye'de ekip çalışmasını bir protokollarla acuvan tedavinin yapılması için ön ayak olduk. 90'ların başında Türkiye'deki birçok camianın ileri gelenleri topladık. O zaman Hilton Oteli yeni açılmıştı İzmir'deki. Orada bir toplantı yaptık. Yurt dışından da konuşmacıları çağırdık ve bir protokol yapalım dedik. Acuvan tedavi protokolü. Rektum kanserini bu vesileyle, onu da söyleyeyim, Türkiye'de sistematik olarak ameliyat öncesi radyoterapi uygulayan ekibiz 950 olarak. Sistematik olarak ama tek tük bir şeylerden bahsetmiyorum. Ve bunu Türkiye'de yapalım deyip de efendim, davet eden ekip olduk. Kolon kanseri için acuvan tedavi, rektum kanseri için ne acuvan tedaviyi öncülünü yaptık. Hatta dedi ki Türkiye çapında bir protokol yapalım. Türkiye çalışması, Turkish study olsun gibisinden. Uzatmayalım. Bu başarılı oldu kısmen ama bunun öncülünü yaptık. Yani üç şey. Kolorektal kanserde takip ve ameliyat, nükslerin ameliyatı, yaygın karın içi kanser, peritoneal karsinoması cerrahisi ve ne acuvan veya acuvan kolorektal kanserde tedavi çalışmalarının öncülerinden olma onurunu taşıyorum kendi çapımda naçizane. Dolayısıyla bu konuya girdikten sonra rektörlüğe geçelim. Şimdi dedim ya bu türbülanslı bir dönemden daha sakin bir dönem yaşanması gerekir diye rektör adayı oldum ve efendim ikinci sıradan atandım. Yani seçimlerde hocamız Sedef hocamız bayağı yüksek oy aldı. 400 kusur oy aldı. Benim neredeyse 3 mislimdi. Ben 181 oy aldım. Ama ikinci sıradaydım sonuç olarak. Ve atandım. Tabii ki bu kadar oy farkına rağmen atanmadan dolayı bir büyük bir olay çıktı üniversitede. Olay derken birçok insan infialle karşıladı. Nasıl olur falan gibisinden. Yani bu kadar oy farkı varken gibi ama bu yasaya aykırı değildi. Türkiye'de ilk de değildi ikinci sıradan kişinin atanması. Dolayısıyla ilk zamanlar çok gürültülü geçti. Yani efendim her yerden saldırdılar. İşte efendim mevcut iktidarın adamı olarak değerlendirdiler. AK Parti hırsı olanlar efendim saldırdı. Olup olmayacak birçok şeyler yazılar yazıldı. Boşanma davası gündeme getirildi. Halamın vasiyeti vardı o miras meselesi gündeme getirildi. İnanılmayacak yani şeyler
saldırılar oldu ve çok o ilk bir iki sene çok şeyli geçti. Böyle gürültüyle geçti. Ama biz işimizi yaptık. Bizim prensiplerimiz belliydi. Ben her zaman söylerim. Her zaman söylerim. Dört tane erdemi çok önemliyorum. İkisi babamdan bana kalmıştır. Diğer ikisi de ben ortaya koydum. Babam derdi ki edep oğlum der. Edep yahu derdi. O kendine ifadeyle. Edep çok geniş bir kavram. İçinde etik var, ahlak var, terbiye var, utanma var, arlanma var vesaire. Edep çok geniş bir kavram ama edep birçok insanda zaten ne demek istiyorum onu canlandırabiliyordur kafasında. Edep olmak, edepli olmak çok önemli. Bir de babam hizmet derdi. Bunun herhangi bir cemaat hizmetiyle falan hiç alakası yok. Bayağı bildiğimiz safiyane hizmet, yani insanlara hizmet etmek çok önemli derdi. Ve ben de adalet ve hoşgörü dedim buna. Bu dörtlü oluştu kendi kendine benim dünyamda. Adaletli olmak ve hoşgörülü olmak. Hoşgörü büyükten beklenir. Yönetimden beklenir. Aşağıdan değil, yukarıdan beklenir hoşgörü. Dolayısıyla bu dört erdem içinde biz hareket ettik. Biz derken şahsım ve arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız beraber hareket ettik. Ve hakikaten de hiç öyle bir şey görmedim şu ana kadar. %400 oy artışıyla ikinci dönemde oy aldım. Yani 181'den 724'e çıktı. Üniversitenin sayısı o zaman en fazla 100-200 artmıştır. Yani bunun dışarıdan alınan insanlarla hiç alakası yok. Onu söylemeye söylüyorum. Neyi söyleyeceğim? Bu dörtlü motto, yani edep, hizmet, adalet, hoşgörü düşüncesiyle hareket edince başarılı oldu. Yani insanlar gördüler. Ya dediler, buradaki bir adam o partinin bu partinin falan filan adamı değil. İşte adam gibi adama falan benziyor dediler demek ki ve bu kolay değil. %400 oy artışı 724 oyla ikinci döneme geldik ve esas verimlilik o dönemden sonra başladı. Tabii ki ilk dönemde de dediğim gibi düzgün hareket ettik ama esas verimlilik almaya başladık. Ne yaptık derseniz ben 3 nokta halinde söylemek istiyorum yaptıklarımızı. Birincisi, özlük hakları konusunda çok hassas davrandık. Biraz önce söyledim. Üniversitedeki yapılanma hiyerarşik modelden değil, dairesel genişleme şeklinde olmalıdır. Yani akademik olarak belli düzeye gelmiş olan kişiler o akademik hakkını almalıdır. Dolayısıyla benim dönemimde 9 Eylül Üniversitesi'nde doçent olup da kadroda doçent olup da doçentlik kadrosu almayan yok. Efendim profesörlük kriterlerini yerine getirip de profesörlük aşamasına gelip de profesörlüğe hazırım deyip de profesörlük kadrosuna geçemeyen yok. Bir iki istisna çok farklı bir şey. Bir veya iki o kadar. Çok fazla bir şey. O da çok farklı özellikleri var. Onların özelliğinden dolayı. Benden dolayı değil. Yani özlük hakkı çok önemliydi. Özlük haklarını yerine getirir. Çünkü biraz önce söylemiştim. Mensuplar, yönetimin de mensuplarına çok değer vermesi lazım. Hem öğrencilerimize hem de akademisyenlerimize hem çalışanlarımıza bu kapsamda, bu anlayışla baktığımız için de bu akademik özlük hakları konusunda çok titiz davrandık ve sağ olsun o zamanki Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanı, Gökhan Bey, daha sonraki şu andaki Yekta Bey de o dönemde bizim haklı taleplerimizi reddetmediler ve bu kadrolar açıldı. İnsanlar özlük haklarını aldılar. Özür dilerim. Bu bir ikisi. Rektörlükle ilgili uzatmadan çok da sıkmayalım kişileri. Özlük hakları konusundaki ve efendim dairesel büyümenin önemli konusundaki çalışmam. Bununla çok övünüyorum. İkincisi, İBG diye bir merkez açtık. Türkiye'nin en büyük tıbbi araştırma merkezi, İzmir Biyotik ve Genom Merkezi adını taşıyor. O zaman Başbakan'dı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun desteği çok oldu. Bu da siyaset bir yana, hiç siyaseti sokmak istemem konuşmalarım ama bir yana onun desteği çok oldu. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kalkınma Bakanlığı'nın araştırma projesi olarak verdiği en yüksek meblağla 150 milyon
lirayla açılan bir merkez oldu. Ama ne yazık ki direktörünün sonunda denk geldi. Tam sistemi kurduk ama verimli çalışır hale gelmek üzereyken ayrıldım. Bir takım yanlışlar sonunda bugün istediği randımanı vermiyor. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Oysa Türkiye'nin en büyük bu konudaki araştırma merkezidir. Hatta Balkanlarda şöyle söyleyeyim. Doğu Avrupa'dan Hindistan'a kadar bir coğrafyaya bakın. Böyle büyük bir merkez yoktu kurulduğunda. Bu kadar önemli bir biyomedikal arge merkeziydi. İnşallah bundan sonra çalışmalarını sürdürür ve umduğum ve beklediğim sonuçlar alır diye düşünüyorum. Bunu aşmak benim için çok önemliydi. Emin Bey döneminde, Menderes döneminde başlamış çalışmalar ama esas gelişimi ve hayata geçmesi döneme rastladı falan. Bu İBG'nin açılışı. Bir üçüncü konu, birincisi dediğim özlük hakları konusunda, üniversitenin dairesel genişlemesi, büyümesi konusundaki çalışmalarımız. İkincisi İBG. Üçüncüsü de teknoloji gelişme bölgeleri. DEPARK, 9 Eylül Teknoparkı. Bu da üniversite sanayi işbirliğine bahsedilir. Bu teknoloji geliştirme bölgeleri üniversiteyle sanayinin bir araya geldiği alanlardır. Bunu açtık. Başarılıyla açtık. Ve Türkiye'nin de ilk tematik yani sağlık temalı teknoparkını da biz 9 Eylül'de açtık. Sağlık teknoparkını. Dolayısıyla rektörle baktığımızda neler var cerrahlıkta nasıl 3 tane saydıysam cerrah olarak neler yaptığımla rektörlük dönemimle de baktığımda 3 tane önemsediğim, başarılı kabul ettiğim, yararlı kabul ettiğim 3 yaptım işte bu diye düşünüyorum. Çok kıymetli şeyler hocam gerçekten. Bunu ancak yaşayan bilir tabii. Böyle bir şeyi kaynak oluşturmak ne demek, bina yapmak ne demek, insanları toplamak, bir araya getirmek ve ortak bir hedefe yöneltmek ne demek. Yani çok 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 zor şeyler. Bunları gerçekten az insana nasip olur. Siz de onlardan birisiniz gerçekten. Bu anlamda müteşekkiriz. Şöyle hocam pardon. Bu teknopark yapıldıktan bir sene sonra Sanayi Bakanlığı'nın 40 civarında diyelim kriter üzerinden Türkiye birincisi oldu. Genç teknoloji gelişme bölgeleri içinde, genç teknoparklar içinde hemen Türkiye birincisi oldu. İkinci yıl Türkiye ikincisi oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani açıldı ve hemen ilk yıl birinciliği aldı. Yani hakikaten Fikri Bey o zamanki Sanayi Bakanı ilgilendi. Kendisi iki defa geldi üniversiteye ve çalışmaları görüldü. Çok başarılı oldu ama şu anda tabii artık 4 sene geçti. Ne aşamada olduğunu pek bilmiyorum. Çok vizyoner projeler hocam gerçekten. Peki tıp öğrencileri için onların bakış açısıyla baksak yöneticilik nasıl bir şey? Yani iyi bir şey mi? İyi tarafları var mı? Kötü tarafı var mı? Yani yıllarca yöneticilik yapmış ve hatta Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde yöneticilik yapmış biri olarak. Sizi hatta bunların içerisinde üzen olaylar da vardır belki yöneticiliğiniz içerisinde. Onları da katarak anlatırsanız. Evet. Öğrenci arkadaşlarımız için. Şimdi öğrencilerimiz için birçok konuşmamda o zaman da rektörken de söyledim. Şu çok önemli. ABV. Ben hep şunu inanırım ve şunu söyledim. İnançlarınızın tadını çıkarın ama ABV'nizle hareket edin. A. Akıl. B. Bilim. V. Vicdan. Bir daha altını çiziyorum. Çok önemsediğim bir şey. İnançlarınızın tadını çıkarın. İnanıyorsan 3 defa hacca git. Günde 10 defa namaz kıl. Tamam. Gayet güzel. Tadını çıkar. Ama toplum içinde hareket ediyorsan, ki öyleyiz toplum içinde hareketleri, hareketlerimiz, davranışlarımız ABV'li olması lazım. Ben inanıyorum, efendim şöyle yaparım, böyle yaparım, abuk subuk şeyler olmaz. Yani inançların tadını çıkarmak başka bir şey. Ama ABV'li hareket etmek başka bir şey. İkisi beraber yürümesi lazım. A. Akıllı kullanmak, akılcı olmak. B. ABV demiştim ya. B. Bilimsel bilgiyi kullanmak. Bilimsel bilgi üretmek, birkaç yerde söyledim.
Bir de vicdan sahibi olmak lazım. Bu üçüyle beraber hareket ederseniz hakikaten iyi bir insan olursunuz, başarılı da olursunuz. Başarının şeylerinde ABC'sini söylemiştim. İnançlarınızın tadını çıkarın, ABV'nizle hareket edin. İnançlarınızdan vazgeçin demiyorum, tadını çıkarın. Ama hareket bana karşı, sana karşı, ona karşı, topluma karşı hareketiniz ABV'li olması lazım. Bu çok önemli, bunu unutmasın. Genç arkadaşlarım dinliyorlarsa şu anda öğrencilerimiz, bunu unutmasın. Hatta hiç kimse unutmasın. ABV önemli. ne diyecektik? Pardon, buradan buraya girdi. Öğrencilerle ilgili. Yöneticiliğin iyi ve kötü yanlarından da söz ederseniz, yöneticilik nasıl bir şey? Pardon. Nasıl bir şey? Şimdi, dedim ya işte hep tekrar zorlu şu. Mesai hayattan falan önemli değil. Gece gündüz çalışırsınız falan filan da oturursunuz. Takip edersiniz, gidersiniz, gelirsiniz falan da. Hakkaniyet işe dönmek. Birçok şey geliyor. Veri geliyor. Onları işte değerlendirip işte efendim adalet uygun olan, doğru olan, hamle yapılması gereken şudur diyebilmekte zorlanıyorsunuz. Ama çok şerefli, çok hayırlı bir iş başarılı yaparsanız ben o an şu anda memnunum. Her ne kadar hakkımda bazı soruşturmalar yürüyor olsa bile şu anda YÖK tarafından. Ama o kadar rahatım ki yani hiçbir sıkıntım yok. Hepsi sonuca çıkacaktır. Olur bunlar devlet hayatında, memuriyet hayatında. Ama üniversiteden şöyle geriye baktığımda, üniversiteye gittiğimde büyük bir sevgi, sempati içinde karşılandığımı hissediyorum. Onu alıyorum o enerjiyi. Dolayısıyla ben memnunum. Zor mu? Zor. Tamam zor ama bunlar da var. Yani bunlar da var derken iyi tarafları daha fazla. O yüzden ben yeri geldiğinde tabii hayat yöneticiliği diye bir hedef olmaması lazım hiç kimsenin. Hedefimiz başarılı olmak lazım. Erdemli insan olmak lazım. Çalışkan olmak lazım. Tabii onları biraz önce konuştuk. Hepsini detaylı konuştuk. Ama yöneticilik de kısmet olursa evet, öyle bir görev düşerse kimsenin kaçmaması lazım. Çok önemli şeyler yapma imkanı veriyor insana. Benim kötü anım baştan söyledim. Çok saldırdılar. Yani orada üzülmüştüm rektörlükte. Mesela şimdi aklıma geldi. Bir gün bir hafta sonunda bir gazete aldım. İki tane at başı, bir de benim resmim yan yana. Atlar kişiler durumda, benim de resmim yan yana. 9 Eylül'de at eteği diriyorlar. Allah Allah. Şimdi kardeşim, yani 9 Eylül'de at eteği diriyorlar. Bir müteahhit işte veren, bilmem nereden bileceksiniz o rektör olarak. At eti karıştırdığı şüphesi olmuş. Sonra defa mahkemeye gitti. Yargılandı arkadaşlar. İhale alanlar falan. Temizlendiler falan. Yani aklandılar. Hiçbir şey çıkmadı ama şimdi mesela böyle bir şey. Bana hiç kimse bir şey sormadan hocam bu nedir ne değildir demeden gayet rahat gazeteci basabiliyor. Atların kafası benim resmim aynı şeyde sayfada. Efendim 9 Eylül'de at eti yediriyorlar gibi. Bunun gibi. Basında çok oldu. Daha hoşlanmadığım birçok şey oldu. Ama hep söylediğim gibi edep, hizmet, adalet, hoşgörü en büyük erdem. Hoşgörü en büyük erdem. Erdem de bilgiden gelir, bilimden gelir. O ayrı mesele, onu açarsak o ayrı bir konu. Bunu bir ara bırakalım. Ama hoşgörü sayesinde birçok şeyi başardık. Ve dediğim gibi ölçü de ikinci dönemde insanların %54 orana baktığı zaman birçok aday vardı. Efendim beni benimsemesi, onaylaması oldu. Bu açıdan memnunum. Evet. Demek ki yaptığınız şeyler insanları onlara ulaşmış. Daha sonra hem oy artmış hem de teveccüh artmış hocam. Ne güzel. Erdem'le ilgili söylemek istediğim, Erdem'le ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl? Nedir? Biraz şimdi insanlar iki şey ister. Bir tanesi ölümsüzlük. Diğeri de haz. Haz almak ister. Hep mutlu olmak ister. Doyum sağlamak ister. İki şeydir. Hayat. Tabii büyük bir şey bu çerçeve.
Ölümsüzlük bilim buna cevap vermiyor. Yani bu, o konuda sana bir şey veremiyor. Ölümsüzlük vermiyor bilim. Belki biraz daha yaşamayı vaat ediyor. 150 sene falan yaşanabileceğini söylüyor bilim ama ölümsüzlük vermiyor. Ama insanın özünde iki isteğinden bir tanesi ölümsüzlük. O yüzden söylüyorum. Ölümsüzlüğü verense dinler. Din ölümsüzlük veriyor. Abi öleceksin ama diyor, sonra ölümsüzlük var diyor. Sonsuzluk ya. Diyor. Dolayısıyla bu bağlamda bakarsak dinler daha toplumların hayatında çok büyük ölçüde var olmaya devam edecekler diye düşünüyorum. İkincisi demiştim, has. Mutlu olmak isterler. Mutlu olmanın da haz almanın da birçok yolu var. İşte efendim kariyer yaparsınız, balık avlarsınız, çok para kazanırsınız, çok meşhur olursunuz falan filan. Ama bu mutluluğu elde etmenin de haz almanın da mutlu olmanın da hayatta yolları erdemlerden geçiyor diye düşünüyorum. Erdem de bilgiyle oluşuyor. Sadece bilgi değil ama esas yapısında bilgi vardır, öğrenmek vardır. Şu bilgi güçtür. Bilirseniz, öğrenirseniz güçlüsünüz demektir. Gerçekten güçlüsünüz demektir. Bilen insandan korkulur. Dolayısıyla mutlu, hazlı yaşama iki talepten bir tanesi. Dedim ki ölümsüzlük maalesef mümkün değil şu anda. Ama dinler veriyor, sonra var. Mutlu olmanın da huzur olmanın aynı başarıda olduğu gibi esas yolu erdemden geçiyor. Okuma hizmet etmek için gayret gösterirseniz, efendim, edepli olursanız, hoşgörülü olursanız, adaletli olursanız, Murat Özgören de katıldı bu ara hocam, Kıbrıs'tan. Selam Murat hocam. Evet. Hoşgörülü olursanız, adaletli, edepli olursanız ve hizmet için, hizmet aşkı topluma, insanlığa hizmet için çalışırsanız mutlu da olursunuz. Dolayısıyla hayatın dediğim gibi iki temel ihtiyacından efendim birisi de haza da bu şekilde erişmek mümkün. Yani erdem çok önemli. Ve erdem de bilgiden geliyor. Bilgi zaten aynı zamanda güçtür. Onu da tekrar ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim hocam. İsterseniz şimdi hem çalışma arkadaşlarınız hem öğrencileriniz var. Mesela Murat Bey, Murat hocamız bağlandı. Deniz hocamız var. Onlar da belki bir şeyler söylemek veya katkıda bulunmak isteyebilirler. Çok güzel olur. Öğrencilerimiz soru sormak isterlerse mikrofonlarını açarak, el kaldırarak ya da şey yapabilir. Murat hocam, Deniz hocam, sizi açayım. Söyleyebilirim bir şeyler. Öncelikle Mehmet hocamla ilgili olarak da genel anlamda da çok kritik bir şey var. Yapıcı olmakla seyirci olmak arasındaki fark birincisi. Yapmaya çalışırken planlamanız gerekiyor. Ekibe güvenmeniz gerekiyor. Ekipli olmanız ve vizyoner olmanız gerekiyor. Mehmet hocamın o vizyonerliği ve ekibe güvenir hali ve bütün taşları bir araya koymasındaki heyecanı çok yapıcı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapıcı olmazsanız, seyirci olursanız dünya çok hızlı değiştiği için ve çok da stres olduğu için her şey yıkılıyor. Bu anlamda ben hocamın vizyonerliğini ve o yapıcılığındaki ekip çalışmalarını ve diğerlerini çok şu anda Türkiye'de aranır bir dönem olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu kritik bir şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Murat hocam. Sağ olun. Deniz hocam, siz de... Hocam çok sağ olun. Çok keyifle dinledim hakikaten. Anlattıklarınızın bir kısmında yaşamış, şahit olmuş biri olarak. Belki bu söyleyeceğim başka kişileri kızdırabilir. Ama 950'den çok tanıdığım hoca var. Şu anda hala temaslı olduğum çok kişi var. Sizden sonra birçok kişi 950 rektör oldu. İşte kısa dönem, uzun dönem şu anda da var. Genelde sizi seven sevmeyen herkesin üstünde fikir birliğine vardığı bir konu var. Diyorlar ki 950'nin son gerçek doyurucu rektörü Mehmet Hoca'ydı. Ondan sonra türbülans bir türlü durmadı 950'de. Sürekli kan kaybediyor. Bunu somut bir şekilde de görüyorum. İnşallah uzun ömür verir Allah size. Hoca olarak karşımızda, yanımızda, arkamızda bizi destekleyen kişi olarak daha çok görürüz sizi.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi türbülans meselesi yanlış bir şey olmasın, üniversitenin doğasında var. Şimdi Transtepe'de açılıyor, orada da duyuyorum türbülansın olduğunu. Üniversite olup da türbülansın olmadığı yerler olmaz. Tabii ki ne yaparsak yapalım o türbülans hep devam ediyor ama hafifletmek, kazaya sebebiyet vermeden efendim uçurmak lazım uçağı veya üniversiteyi. Bizim de amacımız oydu. Ne kadar türbülansı hafifletebildik onu bilemiyorum. Ama hani yanlış anlaşılmasın, benden önce çok değerli rektörler üniversitede görev yaptılar. Ben 5. rektörüm. Ve 5 bu bağlamda benim çok uyurlu sayı. Aynı zamanda ben üniversitenin 5. başhekimiyim. O başhekim dönemi kısa sürdü. Sayın Fethi İdman'ın döneminde bir yıla yakın başhekimlik yaptı. Neyse 5. üniversitenin 5. rektörüyüm. Benden önce gelen 4 rektör de gerçekten üniversiteyi çok önemli yerlere getirdiler. Yani türbülans sanki o vardı da onlar dönem hep türbülanslıydı da benim dönemde öyle bir şey çıkmasın. Saygısızlık etmek istemem asla hiçbirine, sakın ha. Ama amaç üniversitenin doğasıdır, olacaktır, olur. Bu türbülansı kazaya sebebiyet vermeden mümkün mertebe daha smooth bir şekilde, daha düzgün bir şekilde hale getirmektir amaç. Onu yapmaya çalıştık. Oradan türbülansdan yanlış bir şey anlaşılmasıyla bunu yapmak istedim. Evet. Ama epeyce kucaklamışsınız hocam insanları. Bu hakikaten söylenen bir şey. Mehmet Yıldırım hocamız bağlandı. Mehmetciğim merhaba. Seni sormak istiyorsun. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben toplantı nedeniyle konuşmanızın ilk kısmında bulunamadım. Çok değerli düşüncelerinizi, hatıralarınızı anlattığınızı tahmin ediyorum. Ama sizin yüzünüzü görmekten çok büyük mutluluk duymaktayım. Hocamla ilgili sadece söylemek isterim. Antalya'da KulüpMed'de yapılan kolon ve rektum toplantılarıyla hocamızı tanımaya başladım. Selman, Nazif rahmetli, basket turnuvalarıyla kendi aralarında yaptıkları turnuvalarla tanıdım kendilerini. Daha sonra sempozyumlarda bir arada olduk yönetici olarak düzenleme komisyonlarında. Daha sonra kendisiyle de bağımız toplantılarda hep devam etti. Camianın en önde gelen saygıdeğer hocalarından bir tanesidir. Kendisini yeni hastanesinde Tınaztepe'de de bundan sonraki başarılı çalışmalarını göreceğimizi canı gönülden dilemekteyim. Kendisini de görmekten büyük mutluluk duydum. Saygılarımı arz ediyorum kendisine. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Murat Mete hocamız herhalde bir soru soracak ama bilmiyorum. Mikrofon açıldı. Ama başka soru var mı? Erdeniz özel mikrofonunu açmış ama. Murat Mete hocamız bir soru sormak istiyor. Elini kaldırmış. Hocam geliyor mu sesim? Murat hocam gelmiyor herhalde. Evet, başka soru yoksa hocam sizi de çok yorduk bugün. Ben kendi adıma hayata dair çok şey öğrendim sizden. Bugün genç arkadaşlarımıza, bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir öğüdünüz, nasıl yapsınlar, nasıl çalışsınlar, nasıl devam etsinler? Şimdi şöyle toparlamak gerekirse o zaman son mesaj olarak. Tabii ki o dört motto, dört slogan. Babamdan kalan edep, hizmet çok önemli. Edepli olmak, hizmet için, insanlığa hizmet için, bilimsel ameliyat yaparak olur, hasta bakarak olur, efendim bilimsel makale vesaire, hizmet hizmettir. Bunu unutmasınlar. Tabii ki hayatın içinde bunları yaparken, hizmet ederken de efendim edeplerini hep takınsınlar. Adalet ve hoşgörü çok önemli. Hoşgörü en büyük erdem, tekrar altını çiziyorum. Hoşgörülü olsunlar. Hem kendilerine karşı hoşgörülü olsunlar önce.
hem de çevrelerine karşı sanırım birçok kilit açılacaktır bu sayede diye düşünüyorum. Tabii ki hep ben gençlere söyledim. Son bölümde de söylemek isterim. Reçete olarak bakacak olursak hayatlarını inançlarının tadını çıkarak yaşasınlar. ABV ile hareket etsinler. İnançlarının tadı çıksın. Tamam, hiçbir şey demiyoruz. Ama hareket ederken ABV. ABV'nin kontrolünde, izniyle. Akıl, bilim ve vicdan. Başarılı olmak istiyorsa formülü söyledik. ABCC. Yine akıl, bilim, C cesaret, Ç'de çok çalışmak. Tekrarlamış oldum. Dolayısıyla tabii ki demokrasiden yana, haktan, hukuktan yana olacaklar. Ama çok somut bir şekilde ifade etmek gerekirsek, Yüce Önder'in kurduğu layık, demokratik, hukuk devleti olan bu devleti, bu cumhuriyeti o Önder gençlere emanet etti. O yüzden onlar da Atatürk'ün, büyük önderimizin temel ilkelerinden asla ayrılmasınlar. Çok önemli. Söylediklerim içinde sona bıraktım bu bölüm. Çok önemli. Atatürkçü olmak, kendisinin ifade ettiği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine sahip olmak demektir. Yani dünyada barış, yurtta barış ilkesine sahip olmak demektir. Bunu asla unutmasınlar. Atatürkçü olmak, yine kendisinin ifade ettiği lafla, sözle muasır medeniyetlere yükselmektir. Yani çağdaş olmaktır. Çağdaşlığın gereği demokrasi, hukuk devleti olmak vesaire gereğidir. O yüzden muasır medeniyetlere doğru yükselsinler. Yükseltmek için her türlü gayreti göstersinler. Söylediğim formüller içinde. Ve Atatürkçü olmak onun kurduğu bu layık, demokratik, hukuk devleti olan cumhuriyetimize ilelebet sonuna kadar bu yapısıyla, bu yapısı bozulmadan, bozulmasına müsaade etmeden sahip çıkmaktır. Dolayısıyla bu öğütlerle ben de son sözlerimi ifade etmiş olayım diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için tüm izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar edeceğim, beni bağışlasınlar. Üniversitemizin kurucusu, büyük vizyon sahibi Mehmet Bektur beyefendi başta olmak üzere, patrona yağ çekiyor diye falan kimse sakın öyle bir şey algılamasın. Öyle bir düşüncem yok ama bu bir kalpten gelen bir teşekkürdür. Vizyon sahibidir ve güzel bir üniversite oluşturdu. Oluşacak da, çok iyi şeyler yapacak inşallah. Başta Zatenler olmak üzere. Rektörümüz Mustafa Güvençer'e, Esra Hanım'a, Esra Özer Hanım'a, efendim ve başhekim şu anda moderatörünü yapan Gökhan Hocam'a ve tüm yöneticilere, bu imkanı sağlayan herkese ve beni dinleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi günlerde efendim, ABV'mizle hareket ettiğimiz günlerde buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun. Böylece ben de bu oturumu kapatıyorum. Bir sonraki dersimiz 2 ay sonra olacak. Gerçekten bizim hem mesleğimizde hem yönetici olarak efsane kabul ettiğimiz hocalarımızdan biriyle söyleşi yapma şansımız oldu. Umarım öğrencilerimize faydalı olmuştur. Mehmet Füzun hocamıza teşekkür ediyorum buradan ve oturumu kapatıyorum. Teşekkür ederim.